Evet arkadaşlar, öncelikle tekrar özür diliyorum sizlerden. Şimdi geçen hafta giriş yapmıştık. Uygulama arayüzünü tanımakla işe başlamıştık. En önemlilerinden hızlı erişim araç çubuğu ve şerit menülerine değinmiştik. Evet. Evet, nasıl şeridi özelleştireceğimiz konusunda bilgiler paylaşmıştık. Özelleştirmeyi kısacası görmüştük. İç içe aktarmayı görmüştük. Ve soruları yanıtlamıştık. Hatta birkaç kişi ofis istemişti herhalde. Ben onu söylemiştim geçen hafta, dedim yoğunluktan unuturum diye. Öyle de oldu. Ben şu anda aklıma geldi. Ama bugün unutmayacağım. Şeyden sonra hemen paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi ben bir yandan da planımı açıyorum ki eksik kalan bir yer olmasın diye. Evet, bugün arkadaşlar temel belge işlemleriyle devam edeceğiz. Bugün işte belge oluşturmadan işte bahsedeceğiz. Belge kaydetmeyi göreceğiz. Belge açmayı inceleyeceğiz. Bu işte kaydetin ve açmanın çeşitli kısa yolları falan var. Onlar konusunda konuşacağız. Bir Evet. masa üstü iki. Belge bir Şimdi Word. arkadaşlar bir Word belgesi oluşturmak için aslında geçen derste de Word belgesini başlatmayla alakalı göstermiştim. Ama biz bu sefer şeyden başlatacağız. Yani oluşturacağız. Uygulama üzerinden Kapatıldı. oluşturacağız. Açık belge yok. Bunun için de masa üstündeki veya işte başlangıç menüsündeki kısa yollardan bir tanesini kullanarak uygulamayı başlatıyoruz. Başlangıç penceresi geliyor demiştik. Başlangıç penceresi geldiğinde yeni belge oluştur, işte boş belge oluştur veya şablondan oluştur gibi seçenekler mevcut oluyor. Bunlardan bir tanesini seçip kullanabiliyoruz. Ben şahsi tercihim, kişisel tercihim. Ben bunu kullanmıyorum. Başlangıç penceresini kullanmıyorum. Dolayısıyla Word programının kendi standart menülerini kullanarak ben belge oluşturma işlemlerini yürütüyorum. Halihazırda uygulamaya tıkladığımız zaman şöyle Masaüstü. Eymen. Microsoft Office Word. 28. Windows Office hızlı Excel. Eloquence Fabrika. Eğitim. Liste yavaşlatayım. görünümü. Evet. Eymen. Şöyle Microsoft. Belge 2 Word. Yazınız. bakın Word'u tıkladığımda yeni bir tane boş belge açılıyor. Normal şablonu üzerinde, şablonlar konusuna belki değiniriz, değinmeyiz bilmiyorum şu anda, onlar ileri düzeyde. Normal şablonuna dayanarak bize bir tane varsayılan yazı tipleriyle, boyutuyla, paragraf stilleriyle bir tane boş belge zaten açıyor. Ne kadar tıklarsak veya ne kadar yeni belge oluştur dersek bize belge 1, belge 2, belge 3, belge 4 şeklinde böyle sırayla numaralar atayarak gidiyor. Ne zamana kadar? Ta ki biz bunu kaydedene kadar bu şekilde Word programı uygulaması bize böyle kendi kişisel belge isimlendirme kurallarına göre bunu adlandırıyor. Biz bu sayede bir belgenin kayıtlı olup olmadığını ne yapabiliyorduk? Arkadaşlar geçen derste de söylemiştik. Anlayabiliyorduk. Şimdi böyle masa üstüne tıklayarak otomatik bir boş belge oluşturabiliyoruz demiştik. Peki başka nasıl oluşturabiliyoruz arkadaşlar? Şu telefonumu da sessize alayım, sizi de rahatsız etmesin. Evet. Başka dosya menüsüne giriyorduk. Dosya menüsüne gelmek için Alt Denizli kısa yolunu Menü, kullanabiliyoruz. giriş. Öğeler arasında dolaşmak Burada için yukarı ve aşağı yön tuşlarını kullanın. Alt ile dosya birlikte destek. Backspace menüsüne Menüler kapatıldı. geldikten sonra aşağı doğru iniyorum. Yeni. Bakın burada yeni diye bir ne diyelim sekmemiz var. Bunun üzerindeyken tab'a basarsam Yeni. Liste kutusu. Boş belge. 3 içinde 1. bakın 1 öğe. liste kutusu içerisinde boş belge şeklinde bir ibaremiz var. Boş belgeyi tıklarsam Belge 3 Word. Yazınız. bakın belge 3 tire Word diyor. Başlık çubuğunda bu belgenin ismini ben duyabiliyorum. Peki bir tane daha Menü, açalım. giriş. Öğeler arasında Girişe dolaşmak için geldim yukarı ve Alt aşağı D yön ile. tuşları. Pardon, dosya menüsüne geldim Alt Denizli ile. Yeni. Aşağı yeniye geliyorum. Yeni. Liste kutusu. Boş belge. 3 Tab'a içinde 1. basıp Bir öğeye gitmek için. liste kutusundan boş belgeyi tıklıyorum ve enter'lıyorum. Belge 4 Word. Yazınız. Bakın 4
2, 3, 4 şeklinde gidiyor. Bir daha açarsam 5 diye bana numara verecek. Bu şekilde bildiğim kadarıyla bunun bir sınırı yok herhalde. Bilgisayarımızın RAM belge kapasitesine göre istediğimiz kadar belge açabiliyoruz. Ama belli bir seviyeden sonra tabii yine burada sistem özelliklerimiz ön plana çıkıyor. Bilgisayarımız yavaş 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 bizi zorlamaya başlıyor. Daha doğrusu kendini zorlamaya Masaüstü Zoom başlıyor. toplantı. Masaüstü web hizmet. Hele bir de bunun içine işte grafik eklersek, işte nesnelerle çalışırsak, bir de yazılı sayfalarımız fazlaysa daha da çok yavaşlatıyor sevgili arkadaşlar. Mümkün olduğunda az sayıda kaydederek çalışmaya özen göstermemiz gerekiyor. Hele ki kaydetmeden işte bir belge üzerinde sayfalarca çalışmak pek doğru bir davranış değil arkadaşlar. Bilgisayarınız eğer laptop değilse, benim gibi masaüstü bir bilgisayar kullanıyorsanız, bir elektrik kesintisi anında bütün çalışmalarımız, bütün emeklerimiz boşa gider. Dolayısıyla uzun çalışmalarda sürekli kaydetmemiz gerekiyor. Zaten klavyeden yazarken işte kaydetme, kontrol S'ye birazdan söyleyeceğiz. Basmak o kadar da zor bir şey değil zaten. Dolayısıyla uzun belgelerde böyle kaydetmeden çalışmak doğru bir yaklaşım metodu değil sevgili arkadaşlar. Evet, bir diğer yeni belge oluşturma yöntemimiz ise arkadaşlar kontrol artı new'de. New'den geliyor arkadaşlar. New dokümandan geliyor. İngilizceye göre isimlendirmişler. Basarsam bir tane yeni belgeyi hemen hızlı bir şekilde açmış oluyorum. Şu anda Belge 4-4 belge yazdır. 4 üzerindeyim. Başlıkçı bunu okuttum ve kontrol new'nin neresine basıyorum. Belge 5-4 yazınız. Bakın belge 5 oldu. Bir daha basıyorum. Belge 6-4 6 yazınız. oldu. Bir daha basıyorum. Belge 7-4 7 yazınız. oldu. Bu şekilde biz belgelerimizi ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Açabiliyoruz. Peki. Şunları ben Kapatıldı. Belge kapatıldı. kapatayım. Belge B kapatıldı. Belge kapatıldı. Kapatıldı. Belge 2-4 Bu arada yazınız. onu birazdan söyleyeceğim gerçi ama bir daha söyleriz. Bu belgeleri kapatmak için Ctrl F4 kısa yolunu kullanıyorum. Ya da Ctrl W kısa yolunu kullanıyorum. Bu kısa yolları kullandığım zaman uygulamayı kapatmadan belgeleri kapatmış oluyorum sevgili arkadaşlar. Word eğitim planı nokta docx.tr'de Şimdi masaüstü şöyle 1. yapalım. Şimdi biz ne yaptık Word 1. arkadaşlar? Boş belge oluşturduk. Açık belge yok. Sıfır bir belge oluşturduk. Bir de Microsoft bize hazır şablonlar sunuyor. Burada bizim listemizde temel birkaç tane yer alıyor ama biz Microsoft'un sitesinde istediğimiz kadar şablon bulup bunun üzerinde çalışma yapabiliyoruz. Şu Word. anda hiçbir belgem açık değil. Tekrar alt Menü, denizliyle giriş. Öğeler arasında dosya dolaşmak için yukarı, menüsünden yeni. yeniye geliyorum. Bakın bir Yeni, tab'a liste basıyorum. kutusu. Boş belge. 3 içinde 1. Boş Bir belge. öğeye gitmek için Aslında bu boş belge dediği şeydi bir şablon arkadaşlar. Neden diyecek olursanız dersin başında da söylemiştim. Bu Word'ün başlangıçta bizim göremediğimiz, şimdilik göremediğimiz aslında görebiliyoruz. Bu belgenin temel ayarlarını oluşturduğu dayandığı bir şablon var. Aslında bu bizim özelleştirmelerimizi oradan alıyor. Dolayısıyla bunu da bir şablon olarak değerlendirebiliriz. Boş Word belgesi şablonu. Peki. boş belge. 3 içinde 1. Bir. Bir öğeye gitmek Devam için yol ediyorum. tuşlarına bak. Temel özdeşmiş. Bakın temel Sabitleme durumu 2 nokta. özdeşmiş bir tane şablon var. Eczacı bülteni. Sabitleme durumu Burada 2 nokta. Kaldırıldı. eczacı Boş bülteni belge. diye bir tane var. Boş belge. Temel özdeşmiş. Tekrar ne yapıyor? Başa dönüyor. Ben de şu anda 3 tane gözüküyor. Sizde farklı gözükebilir. Ofis liste kutusu. Bitişik mektup kılavuz. 22 içinde Bir 1. tab'a bastığımız zaman ofisteki bazı şablonları gösteriliyor. Bitişik rapor kılavuz. 22 için Bakın. bitişik özdeşmiş kılavuz. Blok gönderisi kılavuz. Eczacı mektubu kılavuz. Eczacı özdeşmişi kılavuz. Kaynak mektup kılavuz. Kaynak rapor kılavuz. Kaynak özdeşmiş kılavuz. Kronolojik mektup kılavuz. Kronolojik özdeşmiş kılavuz. Kırmızı ve siyah kırmızı ve siyah rapor. Temel mektup kılavuz. Temel rapor kılavuz. Word 2003 görünümü kılavuz. Word 2010 görünümü. Zamansız mektup kılavuz. Zamansız rapor kılavuz. Zamansız özdeşmiş. Access Parts kılavuz. 22 içinde 21. Öğrenci raporu kılavuz. 22 Bakın içinde burada 20. bir sürü rapor çeşidimiz var. Bunlar Microsoft'taki tüm template'ler şablonlar değil arkadaşlar. Dolayısıyla Dosya liste kutusu. Yeni. buradan 14. bütün hepsine ulaşamıyoruz. Yeni. Liste. Ofis liste kutusu. Buradan mesela istediğimiz bir tanesini seçebiliriz. Menü. Listeye oluştur. Ya da O. buradan işte oluştur uygulamalara bastıktan sonra oluştur Listeye sabitlet. veya buraya sabitleyebiliriz. Oluştur. Bir O. önceki listeye de Menüler sabitleyebiliriz. kapatıp öğrenci raporu kılavuz. Mesela 22 içinde 22. şu öğrenci raporunu bir açalım.
Sayfa 0. Sayfa 0. Sayfa 0. 4 nesne. Yazınız. Bakın sayfa 0 4 nesne diyor. Ben bunu ilk defa açıyorum bu arada. Grafik metin kutusu 20, metin kutusu 21, resim 1. Bakın burada bir tane, iki tane metin kutusu ve bir tane resim koymuşlar. Boş, boş. Hepsi bu kadar yeni iş çıkardınız. Ve boş. 2094 karakter seçildi. Başlangıç bölüm 1. Hepsi bu kadar yeni iş. Boş. Grafik met boş, boş. Sayfa 2094 karakter seviye 0. Hepsi bu kadar yeni iş. Hepsi bu kadar. İşte böyle bir şablon. Tabii bazı şablonlar da maalesef erişilebilir olmuyor. Kullanıyor muyuz? Aslında ben buradaki şablonları da pek kullanmadım. Daha çok Microsoft'un template sitesinden indiriyorum. Oradan ihtiyacım olan bir tanesini kendime uyarlıyorum. Buradakiler zaten hani neye göre seçmişler geçiyor onu da bilmiyorum ama buradakileri ben pek kullanmıyorum. Daha çok Chrome'dan alıyorum. Microsoft Word. Belge 8 içindeki ve değişiklik kaydetme bu düğmesi. Şekilde arkadaşlar kullanıyorum. Pekala. Şimdi bir belge açtık. Açıyorum ben tekrar. Yazınız. Belge 9 evet, Word. Belge Yazdır. 9. Bu arada biz uygulamayı kapatmadığımız sürece ben şu anda Word uygulamasını tamamen kapatmıyorum. Alt F4'te çıkmıyorum. Ctrl F4 veya Ctrl W kullanıyorum. Ctrl W kullandığım zaman belgeyi kapatıyor. Uygulamayı kesinlikle kapatmıyor. Uygulama kapanmadığı sürece bu belgenin 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde numaralandırılması devam eder arkadaşlar. Ta ki masaüstü 1. Zoom toplantı. Masaüstü 2. Belge 9. Word uygulamasını kökten kapatana dek. Peki. Şimdi çok affedersiniz. Boş. Bir Word belgesi hazırladık. Ben şimdi bir tane hemen kapa parantez. Böyle 5'e 5 yapalım. Boş. Ben bir tane hemen Word belgesi oluşturdum. Üst. Video size görüşümüzü kanıtlamak için güçlü bir yol sunar. Çevrim içi yanlış yazılan videoya tıkladığınızda eklemek. İstediğiniz videoya ait ekleme kodunu yapıştırabilirsiniz. Belgenize en iyi uyan videoyu çevrim içi. Evet. Sayfa numarası sayfa 1 bölü 1. Yazım. Ben bir sayfalık böyle 2700 bir tane üst. Metin oluşturdum. Rastgele bir metin oluşturdum. Böyle bir belge hazırladığımızı varsayalım arkadaşlar. Bunu nasıl kaydedebiliriz? Şimdi onu konuşalım. Çünkü bunu bu şekilde kaydetmediğimiz zaman bir elektrik kesintisi anında biraz önce de söylediğim gibi bütün emeklerimiz heba olabiliyor. Ben bunu çok yaşadım. Allah'tan Word'un bir kurtarma özelliği var. Kendi kendine 10 dakikada bir kayıt yapıyor. O açıktı. 10 dakika önceki verilerime ulaşmıştım. Çoğunu kurtarmıştım ama yaklaşık %30'luk bir kısmını da kaybetmiştim. Çünkü 10 dakikada bayağı da bir şey yazmıştım. Dolayısıyla o olaydan sonra aslında böyle sık sık kaydetmeyi tecrübe etmiş olduk sevgili arkadaşlar. Peki. Şimdi bizim iki tip kaydetmemiz var. Bir önce normal kaydet. Bir belgeyi normal kaydediyoruz. Onun için şöyle alt denizli ile yine. Giriş. Bu arada biz yeni aç, kaydet, farklı kaydet gibi işlemleri dosya menüsünden yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Şöyle aşağı iniyorum. Yeni. Aç. Bilgi. Kaydet. Kaydet menüsüne geldim. Tab'a basıyorum. Menü. Belgeyi kurulan alt menü. Alt ile birlikte de bekle. Menüler kapat. Aç. Bilgi. Kaydet. Farklı kaydet. Evet. Bu bilgisayar sekme. Ben kaydete bastım. O beni farklı kaydete attı. Sorun değil. Aynı işi yapıyor. Sonuçta ilk defa kaydediyoruz belgeyi. Dolayısıyla aynı işi yapıyor. Bu ikisindeki ayrım, ikisi arasındaki fark belgeyi kayıtlı bir belge üzerinde düzenleme yaparken aslında bizim karşımıza çıkıyor. Şu anda ilk defa kayıt yaptığı için aslında bizim için pek fark eden bir şey olmuyor. Şimdi devam ediyoruz. Sabitlenmiş daha sonra kolay bu bilgisayar sekme. Şimdi bizim burada birkaç tane sekmemiz var arkadaşlar. Bir taba bastığımız zaman bu bilgisayar göz at düğmesi. Göz at. Bu son kullanılanlar son sekme. Kullanılanlar sayfalar gibi sesin ekler var. Bu Word aslında backspace görünümü bize bu anlamda kolaylık sağlıyor. Son kullanılanlar sekmesi, son kullanılanlar sekmesi bizim en son kullandığımız sonra konumları gösteriyor. Son bu bilgisayar sekme. Yine bu da 3 aşağı 5 yukarı. Burada biraz daha fazla bilgiler var. Göz at düğmesi. Şuradaki göz at düğmesinden de bu listede eğer aradığımız bir konumu yok ise mesela bu son kullanılanlar sabitlenmiş daha sonra kolayca bulmak istemem. Geçen hafta genişledi. Bakın geçen hafta kullanmışım mesela ben bunu. Daraltıldı. Böyle bu arada bir zaman aralığını biliyorsanız bu şekilde sağ sol oka basarak mesela genişletildi. Geçen hafta genişletildi. Geçen hafta diyor. Alt ile birlikte de bu iki. Bu geçen hafta öylesiniz zaman dilimini bu şekilde sol daraltıldı. Oka basarak daraltabilir, sağ oka basarak genişletebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Genişletildi. Eymen kılavuz. Bir burada içinde benim bir tane klasörüm varmış. Buraya kayıt yapabilirim. Daha eski genişletildi. Daha Alt ile eski birlikte de bu dört. Noktalar var. Masaüstü bir. Toplantı araçları.
Uyarı. Ses. Masaüstü 2. Daha sonra Burayı kolayca. kullanabilirim. Masaüstü kılavuz. 49 içinde 1. Bakın masaüstü, Belgeler kılavuz. F kılavuz. belgeler Yıllık planlar. Yıllık ve planlar. yıllık planlar gibi gibi gibi. Burada olmayan bir konumu eğer ben kayıt yeri olarak kullanmak istiyorsam Son kullanılanlar sekme. buradan Bu göz at düğmesi. Etkinleş. bir shift tab yapıp buradaki sekmelerin yanındaki göz at düğmesine basarım. Farklı kaydet iletişim Bu bizim kutusu. Dosya bildiğimiz adı. normal farklı kaydet penceresi. Buradan istediğim konumu bulabilirim. Kabuk. Yani 11. sınıf örnek kazanım veriyorum. değerlendirme. Bir geri gelelim. Öğe görünüm resimler. Mesela orada resimler yok. Ben burayı bu şekilde içine girdiğim Resim zaman bölmesi. Dosya adı 2 nokta. burada Yazılabilir dosya seçim adımı kutusu. yazdım. Kayıt. Alanları kaydet. Başlık. Küçük res. Araç çubuğu. Menü. Araçlar. Menüler kapatıldı. Menüler kapatıldı. Kaydet düğmesi. Etkinleştirmek için boşluk tuşuna basın. Alt artı D. Burada da kaydet düğmesine tıklayabilirim ve böylece istediğim konumu buradan belirleme şansım oluyor. Göz Peki at o düğmesi. zaman ne oluyor? Buraya bir dosya kaydettiğimde bu konum bir dahaki açışımda, bir dahaki kayıt işleminde burada benim karşıma çıkıyor. Böylece Word'ün 2000 yanılmıyorsam 7 önceki sürümlerinde işte farklı kaydet penceresinde gidip de bir sürü konum arama değerinde burada son veriyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bir Sabitlenmiş daha devam sonra kolayca edelim. Eymen kılavuz. Geçen hafta genişlet. Örnek veriyorum. Daha masaüstü kılavuz. Masa 49 içinde 1. üstüne kayıt yapacağım. Ben listede masa üstünü seçtim. Ve direkt üzerine enter'lıyorum arkadaşlar. Şu anda masa Farklı üstü kaydet. konumunu ben seçmiş oldum. Benden dosya adı istiyor. Burada Video nokta docs. bakın herhangi bir isim vermediğim halde Word belgesi ya yani Word programı benim için ilk satırdaki verilerden yani ilk satırdan bir başlık oluşturmaya çalışıyor. Ve bana Video nokta docs. Dosya adı 2 nokta. Yazılabilir seçim kutusu. Video nokta docs. Derle video yardımak için yön nokta tuşla. doc şeklinde bir dosya ismi isimlendirmesi gerçekleştirdi. Bu benim için anlamlı mı? Değil. Ben bunu X. siliyorum. Boş boş boşluk. Ve buna diyorum ki ilk çalışmam ya da Çalışma. ilk belgem diyelim. İlk belgem. Dedim. Şimdi ben direkt burada kaydete de şey pardon özür diliyorum. Enter'a da basabilirim. Kaydet butonunu onaylamak için. Ya da işte 8-9 tab gidip oradaki kaydet düğmesine de basabilirim. Eğer herhangi bir işlem yapmayacaksam, dosya türünü değiştirmeyeceksem, işte belgeye şifre koymayacaksam, direkt ben burada Enter'a basabilir, belgeyi kaydedebilirim. Yazınız geçersiz. Buraya metin yazın. Yazdır. Yazınız. Enter'a bastım ve şu anda belgemiz kaydedildi. Peki bunu nereden anlıyorum? Hemen Insert T yapıyorum. Başlık çubuğu neydi? Belgemizin ismini ve uygulamamızın ismini gösteren kısımdı. Bir basalım. İlk belgen nokta docs 4. Yazdır. Bakın ilk belgem nokta docs Microsoft Word diyor. Burada bu şekilde belge ismini gördüğümüz zaman belgemiz bizim kaydedilmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Bir masa üstüne bir göz atalım. Masaüstü. Liste görünümü. Şöyle Mikro. geldim. Eymen. İ'ye 29 içinde basıyorum. 1. İlk belgen nokta docs. İlk 29 belgem içinde 29. nokta docs şeklinde burada karşıma çıkıyor. Bunu ben istersem bu şekilde enter'layabilir, açabilirim. Ama şu anda onu görmeyelim. Birazdan ona değineceğiz inşallah. Microsoft Word belgesi. Şimdi kaydetme işlemine devam edelim. Evet, biz bunu kaydettik. Peki. Alt. Boş. Görüntülenen boş. Boş. Diyelim ki bu belge üzerinde ben güncelleme işlemi yapacağım. Kaç Sayfa numarası sayfam var? sayfa 1 bölü 1. Bir sayfam var. Bir enter yeni sayfa ekliyorum. Sayfa 2. Evet, yeni sayfamı ekledim. Şimdi buraya ben bir şeyler daha ekleyeceğim. Örneğin diyorum ki bu benim ilk belgemdir şeklinde. Yukarıdaki şöyle yazalım. Yukarıdaki metin otomatik oluşturulmuş bir metindir şeklinde ben buraya mesela yazdım. Bu değişiklikler ben kaydetmediğim sürece kaydedilmiyor sevgili arkadaşlar. Diskte kaydedilmiyor. Dolayısıyla bu işlemleri benim bir şekilde diske kaydetmem lazım. Diske kaydetmem gerekiyor. Bunun için en kısa yol yani kısa yol tuşumuz en kısa yöntem Ctrl S Save'in S'si tuşuna basmak olacak sevgili arkadaşlar. Hemen Karakterler. karakterleri daha açayım. Ctrl S tuşuna basıyorum. Ctrl Z. Ve değişikliklerimi kaydetmiş oluyorum. Peki Ctrl S tuşuna bastığım zaman bana biraz önceki gibi kaydet penceresi gelmedi. Bunun sebebi belgeyi daha önceden kaydetmiş olmam ve yaptığım işlem sadece güncelleme işlemi olduğu için tekrar tekrar bana kaydet penceresi gelmiyor. Çünkü bu bir diskte kayıtlı bir dosya. Yolu belli, konumu belli, her şeyi belli. Dolayısıyla yeniden
bana kaydet penceresi gelmiyor. Dolayısıyla ben bu belgeyi ne yapmış oldum arkadaşlar? Bu şekilde güncellemiş oldum. Aynı şeyi dosya menüsünden Alt ve menü giriş. Öğeler arasında dolaşmak için yukarı ve aşağı yön dosya tuşları menüsünde aç. Bilgi. Kaydet. bu şekilde kaydet Sayfa 2. düğmesine tıklayarak da yapabilirim. Biraz önce kaydete bastığım halde farklı kaydete yönlendirmişti beni. Ama bu sefer direkt kaydet butonu benim için burada kullanılabilir oluyor. Ctrl S'ye eş değer bir butonumuz burada kullanılabilir oluyor sevgili arkadaşlar. Ctrl Z. Peki. Bu benim ilk belgemdir. Yukarıdaki metin otomatik oluşturulmuş bir metindir. Son. Enter'a Enter. basarak bir aşağıya geçelim. Peki devam edelim. Bir şeyler daha ekleyelim. Bu arada ben Enter'a bastım. Belgede bir değişiklik yapmış oldum. Ben boşluğa basıp silsem dahi belgede bir değişiklik yapmış oluyorum arkadaşlar. Dolayısıyla Word bunu bir değişiklik olarak algılıyor. Ama ben şimdi bir metin ekleyeceğim. Bu satır Boşluk. kayıt işleminden sonra eklenmiş Boşluk. Nokta. şeklinde bir güncelleme yaptım. Peki, bunu tekrar ben böyle Ctrl S ile kaydedebilirim. Veya eğer ben belgeden çıkarsam. Microsoft Word. Tırnak Bakın ilk şu an belgen. Ctrl F4 yaptım veya Escape. Ctrl W Yaz. yaptım. Ctrl W. Microsoft Word. Tırnak ilk belgen nokta doc. Tırnak içindeki değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz? Tırnak kaydetme tırnak seçeneğine tıklarsanız bu dosyanın son kopyası geçici olarak kullanılabilir. Kaydet düğmesi. Etkinleştirmek için Bakın boşluk tuşuna basın. mesajda zaten kendisi açıklayıcı bir şekilde bize ifade ediyor. Kaydete basarsam Ctrl W veya F4'e bastığım için direkt belgeyi kaydeder, kapatır. Kaydetme düğmesi. Kaydetmeye Etkinleş. basarsam belgeyi kaydetmeden kapatır. İptal düğmesi. İptale Etkinleştirmek basarsam için benim boşluk tuşuna güncelleme basın. alanına tekrar dönerim sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla Kaydetme düğmesi. ben Etkinleştirmek için şimdi kaydet düğmesi. şöyle kaydete Etkinleştirmek bir için boşluk tuşuna basıyorum. basın. Açık belge yok. Gördüğünüz gibi açık belge yok diye bir bana bir mesaj gönderdi. Ben Windows M. tekrar İlk belgen dosya nokta doc. üstünden şu ilk belgemi bir İlk açayım. belgen nokta doc. Word. Okumayı sürdür. Okumayı sürdür düğmesi. Etkinleş. Ve sona Sayfa gelelim. 2. Alt. Bu satır kayıt işleminden sonra eklenmiş bir satırdır. Gördüğünüz gibi yapmış olduğum değişiklik beni burada karşılıyor arkadaşlar. Peki. Şimdi normal kaydetme işlemimiz bu şekilde. Ben diyelim ki bu Karakterler. benim Yazdır. Yazdır. niye Fırsat okumadı? boş. İlk belgen nokta doc. Evet, ilk belgem nokta. Doc yani ilk belgem benim orijinal belgem. Ben bu belge üzerinde değişiklik yapacağım. Ancak yaptığım değişiklikleri aynı şekilde koruyarak yeni bir belge olarak oluşturmak istiyorum. Kontrol Windows uyarı. Ses şimdi kapatıldı. Toplantı ara. Uyarı. Masaüstü. Bunu nasıl Yazınız. yapabilirim arkadaşlar? Bunu yapabilmem için imdadıma yetişen bir diğer kayıt yöntemimiz arkadaşlar farklı kaydet yöntemi. Farklı kaydet yöntemini kullandığımız zaman mevcut belge üzerindeki yaptığımız bir değişiklik yapmış olduğumuz çalışmalar belgenin orijinal hali korunarak yeni bir biçimde kaydedilme işlemidir arkadaşlar. Bu Şimdi satır boş. şöyle bir şey ekliyorum ben. Bu satır farklı kaydet öncesi eklenmiş bir satırdır. Bu satır farklı kaydet öncesi eklenmiş bir satırdır. Evet. Şimdi bu satırı ben bu belgede barındırmayacağım ama bu belgenin aynısından bir tane daha oluşturacağım. Bunun için kullanacağım yöntem farklı kaydet veya F12 kısa yolu arkadaşlar. Normal kaydet kontrolü ise farklı kaydet F12 kısa yolu. Bu klasik kaydetme penceremiz bizim. Buna aşina olabiliriz. Ben uzun yoldan gidiyorum. Alt D tuşuna basıyorum. Menü, giriş, öğeler, Aşağıya yeni, doğru. aç, bilgi, kaydet, farklı kaydet. Farklı Bu bilgisayar kaydeti sekme. Sayfalar arasında geçiş yapmak için enter'lıyorum kontrol artı sayfa arkadaşlar. aşağı tut. Sabitlenmiş daha sonra kolayca bulmak istediğiniz dosyaları sabitleyin. Bir klasörün üzerine dosya liste kutusu. Bakın. Farklı kaydet seçildi. Sabitlenmiş boş. Masaüstü kılavuz. Bir içinde bir. Buradan tekrar masaüstünü seçiyorum. Farklı kaydet ilk belgen nokta doc. İlk belgem nokta doc. Ben bunu bu şekilde kaydedersem bana hata verecek. Bu dosyadan bir tane daha var diyecek. Üzerine yazarsam orijinal dosyayı X, J, O, kaybetmiş Ordu, olacağım. D, nokta, M, Ve Manisa, şuraya geliyorum. nokta. Şu noktadan önceki kısma, uzantıdan önceki kısma buraya 2 yazıyorum ve İlk belgem 2 nokta 9. bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Enter'lıyorum. Yazınız geçersiz. İlk belgem 2 nokta 9. Böylece belgemi kaydetmiş ve
anında o belgeye geçiş yapmış oluyorum arkadaşlar. Bir masaüstüne bir bakalım. Masaüstü liste görünümü. İlk belgem nokta do. İlk belgem 2. İlk belgem nokta Evet, docs. ikisi de burada. İlk belgem 2 Şimdi nokta bir docs. kapatalım. Kapatıldı. Yazım. Açık belgem. Masaüstü. Şimdi Eymen. İlk belgem nokta docs. İlk belgem 2 nokta docs. ilk belge 2'yi İlk belgem 2 açalım. nokta docs. Farklı kaydettiğimiz belgeyi. Ve İlk en belgem son 2 satıra bir bakalım. sayfa 2. Alt. Bu satır farklı kaydet öncesi eklenmiş bir satırdır. Gördüğünüz gibi bu burada. Bir de aynı anda tekrar Masaüstü. Liste görünümü. ilk belgemi İlk belgem nokta docs stile word. açalım. Yazdır. İlk belgem nokta docs stile word. Bir de Yazdır. bunun sonuna bakalım. Sayfa 2. Alt. Bu satır kayıt işleminden sonra eklenmiş bir satırdır. Gördüğünüz gibi orijinal belgeyi koruyarak yeni bir belge oluşturmuş olduk sevgili arkadaşlar. Bunu bir kısa yolunu söylemiştim. F12 demiştim. F12'ye basarsak normal Farklı kaydet iletişim kutusu. klasik. Dosya adı 2 nokta. Yazılabilir seçim kutusu. İlk belgem nokta docs. Derle Bakın yağlamak. klasik bir kaydet penceresi bizi karşılıyor. Eğer dosya menüsünden gidersek backspace üzerinden Yazınız geçer. Yazınız. kaydetme Sayfa 2. işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Hocam bu arada bilgi eklemek istiyorum izninizle. Bu hani okumayı sürdür anonsunu vermesi de şudur. Diyelim ki çok uzun bir belgemiz var. İşte bir yerleri okuduk okuduk okuduk. Word'ü kapattık. Tekrar açtığımızda okumayı sürdürü eğer yakalayıp Enter basarsak bizi o en son kaldığımız yere atıyor ve oradan sonra belgemizi okumaya devam edebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi kaydetle alakalı kısa yolları söyledik. Nasıl kayıt yapacağımızı söyledik. Kaydetle farklı kayıt arasındaki farkı anladık. Size burada bir şey daha ek bilgi göstermek istiyorum. Bu daha çok öğretmen arkadaşlarımızın işine lazım olacak bir bilgi. Çünkü Word belgesini direkt telefonlara attığımızda Word belgesi ne okuma noktasında sorunla yaşıyoruz. Öğretmen arkadaşlar teyit ederlerse güzel olur. Çünkü ben yaşıyorum şahsen. Ben telefonda okurken 40 takla atıyorum desem abartmış olmayız. Daha çok bunu Word belgesi değil de PDF şeklinde ben paylaşmayı genelde tercih ediyorum. Böyle bir bilgi size de lazım olur düşüncesiyle. Bu belgeyi ben şimdi en kısa yoldan PDF'e nasıl dönüştürebiliriz? Onu sizlere gösterip sonraki konuya atlayacağım. Şimdi burada İlk belgem nokta docs stile. benim ilk belgem doc içinde bir takım verilerim var. Bu arada bu ilk defa kaydedilmiş olması da gerekmiyor. Yani kayıtsız bir belge de olabilir, fark etmez. Bunun için yine kaydet penceresini kullanacağız. F12'yi kullanabiliriz. Eğer kayıtlı bir belge ise Ctrl C'yi kullanamayız. Farklı kaydeti kullanacağız. İlk defa kaydedeceğimiz bir belge ise Ctrl C'yi tabii ki kullanabiliriz. Ben yine uzun yolu tercih edeceğim. Kısa yolları siz aklınızda bulundurun arkadaşlar. Onları kullanın. Ben uzun yolu göstereyim ki daha akılda kalıcı olsun. Menü. Ctrl D ile Giriş. tekrar Öğeler arasında geliyorum. bilgi. Kaydet. Nereye? Farklı kaydet. Farklı kaydete geliyorum. Bu bilgisayar sekme. Sayfalar Buradan sabitlenmiş daha sonra boş. Masaüstü yine kılavuz. ben Bir içinde masaüstünü bir. seçiyorum. Ve Farklı kaydet iletişim kutusu. Dosya adı 2 nokta. bu Yazılı. iletişim kutusunu karşıma getiriyorum. Şimdi buraya dosya İlk adına belgem nokta docs. ilk ya Boş da bekle. Boş şöyle boş boşluk. Boş boşluk. PDF formatlı ilk belgem PDF formatlı ilk belgem. şeklinde isimlendirdim. Şimdi ben bunu bu şekilde kaydedersem direkt bana Word belgesi olarak kaydedecek. Bunun için uygulamam gereken yöntem dosya türünü değiştirmek olacak. Dolayısıyla biraz önce pas geçtiğimiz bir taba basarak Kayıt türü 2 nokta. Açılır kutu. Word belgesi aç parantez yıldız nokta docs kapa parantez. şu 17 içinde 1. kayıt türü penceresine geliyorum. Bakın direkt üzerine Word belgesi docs türünün üzerine bizi getirdi arkadaşlar. Burada bir sürü dosya türümüz var. Word belgesi aç parantez yıldız nokta docs kapa parantez. 17 içinde 1. Word makro etkinleştirilmiş Bakın belgesi aç makro. parantez. Word 97-2003 belgesi aç parantez Bu yıldız nokta doc kapa parantez. daha eski belgeleri kaydediyor. Kısaca bilgi vereyim isterseniz. Belki lazım olur. Word şablonu aç parantez yıldız nokta docs kapa Bu parantez. 17 içinde şablon 4. oluşturmaya yarıyor arkadaşlar. .x. Word makro etkinleştirilmiş şablonu aç parantez Bu yıldız yine nokta docs'u kapa. makro. Word 97-2003 PDF aç parantez yıldız nokta. XPS belgesi aç parantez. Tek dosyalı web sayfası aç. Web sayfası aç parantez. Web sayfası. Filtre. Zengin metin Bunlar biçimi aç web parantez yıldız. sayfası. Bu RTF zengin metin biçimi. Düz metin aç parantez yıldız nokta txt kapa. Bu düz metin .ft şeklinde. Word XML belgesi aç parantez. Word 2003 XML Bunları belgesi aç pek parantez yıldız nokta kullanmayacağız. XML kapa parantez. XML'ler. Open document metni aç parantez yıldız nokta odt kapa Open parantez. Document Text diye bir dosya türümüz var. Bu ortak metin dosya türüdür. Arkadaşlar hepimiz Word belgesi kullanmıyoruz. Çünkü ücretli bir
Pardon, Office kullanmıyoruz. Ücretli bir paket çünkü uygulama paketi. Dolayısıyla ücretsiz sürümleri de tercih eden arkadaşlarımız mutlaka vardır. LibreOffice gibi mesela örnek olarak. Dolayısıyla LibreOffice bu Word belgesinin docs formatını veya doc formatını desteklemeyecektir. Burada bu programları kullanan, ofis dışında kullanan, program kullanan arkadaşlarımızla paylaşım yapmak istediğimizde bu Open Document Text dosyasını ODT biçimini kullanarak dosya alışverişi yapabiliriz arkadaşlar. Word buna bu anlamda izin veriyor. Sadece burada size bunu göstermek istedim. Dosya türü olarak bunu seçip kaydet demeniz burada yeterli oluyor sevgili arkadaşlar. Asıl konumuza dönecek olursak dosya türündeyken P'ye basarak PDF aç parantez 8 nokta PDF kapa parantez. 17 içinde 7. formatına buradan geliyorum ve tabla kaydet düğmesini bulabilir veya şuradan hemen direkt enter'a Kayıt türü 2 nokta açılı kutu. PDF aç parantez yıldız nokta basıp PDF 10. Dosya adı 2 nokta yazılabilir buradayken seçim kutusu. PDF formatlı ilk belgen nokta PDF. Der ayarlamak için direkt enter'a yazınız geçersiz. Buraya metin yazın. Yazınız. PDF formatlı ilk basabilirim belgen nokta arkadaşlar. PDF tira belge. Gördüğünüz gibi hemen PDF belgem oluşmuş oldu. Kapatayım. İlk belgen nokta docx tira word. Burada Yazınız. bakın Word belgem de var. Masaüstü. Liste. Liste Masaüstünde bir görünümü. bakalım. Eymen. Performans değerlendirme öl. PDF formatlı ilk belgen nokta PDF. 31 içinde. Bakın gördüğünüz gibi aynı belgenin PDF formatını, PDF formatını ben burada oluşturmuş oldum. Şöyle bir PDF formatlı bakalım. ilk belgen nokta PDF tira Adobe Acrobat belge. Bu görüntü size yansımıyor olabilir ama sesi duyabiliriz. PDF formatlı ilk belgen nokta PDF. Bakın. Video, size görüşümüzü kanıtlamak için güçlü bir yol sunar. Aynı Çevrim içi videoya belge. tıkladığınızda, eklemek istediğiniz video, belgenize en iyi uyan videoyu çevrim için birbirini tamam. Bakın. Başlıklarınız yeni tema ile eşleşecek şey. Başlıklarınız yeni, Sonraki sonraki tuşu yok sayfaya sahip. geçelim. Başlıklarınız yeni tema, sonraki tuşu yok sahip. Geçelim. Başlıklarınız tıklayıp yeni bir tema seç, sonraki tuşu yok sahip. Şöyle yapalım. Başlıklarınız yeni tema ile eşleşecek şekilde değiş. Sayfa 1. 1 Geçelim. boş boş. Şöyle geçeyim. Başlıklarınızı tıkla, ekleye tıklayın ve kenar çubuğu ekleyebilirsiniz. Şu Sonraki tuşu anda yok sahip. geçemedim. Çok ilginç. Bu satır kayıt bu satır kayıt Heh. işleminden sonra eklenmiş bir satırdır. Evet. Bakın burası da belgemizin ikinci sayfasıydı. Gördüğünüz gibi PDF formatlı ilk belgen nokta PDF tira Adobe Acrobat Reader aç parantez al. bakın PDF formatında kaydetmiş oldum sevgili arkadaşlar. Bu da ek bilgi Klasör görünümü liste. olsun. PDF formatlı ilk belgen dosyası iletişim Şimdi bunu masaüstü liste silebiliriz görünümü. ve İlk belgen nokta docx tira şöyle dört. İlk belgen nokta docx tira dört. Yazınız. Video belgemize size görünüm. tekrar dönebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir de bizim belge üzerinde yani açtığımız belge üzerinde şu anda pek bir şey yok bunda ama bazı bilgilere ulaşmamız gerekebilir. Bunu ne yapacağız? Ekran okuyucuyla yani ulaşacağız belli başlı bilgilere. İşte belgemizde şu anda hali hazırda ne var? Nasıl bir belgeye sahibiz? Bunun hakkında bilgi edinmemiz gereken noktalar oluyor olacaktır da özellikle tablolarla çalışırken. Dolayısıyla bunu da şimdi şöyle bir yüzeysel göstereyim. Tablolarla çalışırken zaten bu kenarlık ekleme sürecinde buradan faydalanacağız arkadaşlar. Neveda kullanan arkadaşlar böyle bir kısa yol varsa siz de bilgi paylaşırsanız güzel olur. JAWS kullanıcılar için Video. Insert F1 tuşuna basarız. Bu bir belge penceresi. Bu açık. Bakın sanal ekranda JAWS bize üzerinde bulunduğumuz BG ile alakalı bir takım bilgiler getirdi. Bir dinleyelim. Bu bir belge penceresi. Bu bir belge penceresi diyor. Bu açık bir belgenin metninin bulunduğu alan. Bakın şu anda diyor ki metin alanındasın diyor. Belgede bir bölüm var. BG'de bir bölüm var. Şu an ne olduğunu bilmiyoruz. Bir bölüm var diyor. İmleç bir bölümünde. Ve imleç şu anda birinci bölümde. Bu bölümün kenar boşlukları aşağıdaki gibi ayarlanmıştır 2 nokta. Ve kenar boşlukları aşağıdaki gibi. Yani sayfanın sağında, solunda, üstünde, altında ne kadar boşluk var? Sol 2,49943 santimetre. Şu anda 2,99 diyor. Normalde 2,5 olması gerekiyor. Ama bunu JAWS neden böyle 0,001 şeklinde eksilterek söylüyor bilmiyorum. Sağ 2,49943 santimetre. Üst 2,49943 santimetre. Alt 2,49943 santimetre. Boş. Belge koruma durumu koruma yok. Bakın belge durumu koruma yok diyor parolasız. Yazarken imla denetimi yapılır. Yazarken dil bilgisi denetimi yapılır. Boş. Ofis 2007 ve daha sonrası için 2 nokta. Yardım için F1'e basılırsa yardım Gibi gibi bize burada temel bilgiler veriyor. Buradaki bilgiler bizim çok işimize yarıyor arkadaşlar. Örneğin sayfanın kenarlarındaki boşluğu ihtiyaç doğrultusunda azaltıp artırabiliriz. Veya işte bölümlerle veya sütunlarla çalışıyorsak bu noktada bize yardımcı oluyor. Şimdi yazdır. ben Sayfayı geliyorum. bu benim ilk bu satır. Bu Şöyle sayfa 3. bir tane daha sayfa ekleyeyim ve ben diyeyim ki buraya bir tane tablo ekleyeyim şimdi. Rastgele bir tablo ekleyelim.
Ben buraya bir tane tablo ekledim. Sayfa 2. Boş. Tablo 1. Düzenli tablo. Tablo. Satır 1-1. Evet. Boşluk boşluk. Sütun 1-3. Boşluk. Sütun 2. Şimdi tablonun üzerindeyim ve tekrar aynı Insert F4 tuşunu kullanıyorum. Bu arada var mı arkadaşlar Nevada'da böyle bir şey? NVDA'nın böyle bir özelliği yok maalesef. Yani burada ancak Insert F'ye basarak işte puntosuydu ya da bu tür özellikleri Font bilgisini duyabiliriz. alabiliriz diyorsunuz. Yani ya da işte kat sayfadır belge, işte Anladım. hizalamedir filan. Ama tabii ki bu şekilde yardım Anladım. ihtiyaçlarını vermiyor. En azından benim Peki. de bildiğim bu yönde. Peki, teşekkür ediyorum. Tekrar Insert F1'i kullanıyorum. Bu bir belge penceresi. Bu bir belge penceresi. Evet, yine aynı şekilde. Bu bir satır ve üç sütun. Ama bakın bu sefer burada bilgiler değişiyor. Bakın ne diyor. Bu bir belge. Bu bir satır ve üç sütunlu olan tablo bir içindeki. Bu bir satır ve üç sütunlu bir tablo içindeki Satır 1 ve sütun 2 noktasında bulunan bir hücre. birinci satır ve ikinci sütundaki bir hücredesin diyor. Aşağı ve yukarı yön tuşuna basarak hücre içindeki satırları okuyabilirsiniz. Hücreden hücreye gitmek için sekme ve shift artı tabı kullanın. Bir hücreye sekme ile geldiğinizde o hücrenin içeriği otomatik olarak seçilecektir. Bulunduğunuz hücrenin içeriğini duymak için Jarvis tuşu artı tab tuşlarını kullanın. Hücre koordinatlarını öğrenmek için Jarvis tuşu artı C tuşlarını kullanın. Tablo içeriğe uyacak şekilde şekillenecek. Bakın. Hücre genişliği 0,5,6,7,9,7,2 cm. Hücre genişliğini dahi söylüyor. Sütun genişliği yani. Hücre yüksekliği otomatik olarak Bakın değişir. hücre yüksekliği otomatik olarak değişecek. Yani biz yazdıkça ona göre şekillenecek. Hücre hizalaması üst. Hücre hizalaması üst. Yani metinler üste doğru hizalı diyor. Tablonun solundaki boşluk 4. Tablonun sağındaki boşluk 4. Hücre sınırı 2 nokta. Çevre. Tıklayın. Genişlik 0,5 nokta. Bakın hücrenin sınırında ne var onu söylüyor. Tablo sınırı 2 nokta. Çevre. Tıklayın. Genişlik 0,5 nokta. Evet, tablonun çevresinde de tek çizgide ve 0,5 NK'dan oluşan bir çizgi var Boş. Tablo diyor sınırı. sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu bilgilere Boş. Belgede bir tablo. ulaşabiliyoruz sevgili Tablodan. arkadaşlar. Tablodan. Tablo boş. Şöyle bir gelelim. Bir de buraya bir tane Sınav alt paragraf sayfa yapısı alt menü. Boş kenar boşluk yön boyut sütunlar aşağı kesmeler aşağı açılı düğme aç. Menüler. Metin kaydırma. Bölüm sonları. Sonra sürekli. Sonra sayfa 4 bölüm 2. Yazılır. şuraya bir tane de bölüm ekleyelim. Bir de şimdi gözlemleyelim. Bu bir belge penceresi. Bu belgede bir tablo var. Bu açık bir Bakın belgenin metinin belgede bulunduğu bir alan. tablo var diyor. Belgede bir tablo var. Boş. Belgede iki bölüm var. Bakın iki bölüm var diyor. Az önce bir bölüm var diyor. Şimdi iki bölüm diyor. İmleç 2 bölümünde. İmleç ikinci bölümde. Bu bölüm son iki, bu bölümün kenar boşlukları aşağıdaki gibi ayarlanmıştır 2 nokta. Az önce belgenin diyordu. Bu sefer bölümün diyor. Şu anda bölümle alakalı bilgi veriyor. Sol 2,49, sağ 2,49, üst 2,49, alt 2,49 boş. Belge koruma durumu koruma yok. Yazarken dil bir... Gibi gibi gibi. Burada arkadaşlar temel bilgilere erişebiliyoruz. Burada aklımızda bulundurmamız gereken nokta belge hakkında nasıl bilgi alıyoruz ve bu bilgileri nasıl değerlendirmemiz gerekiyor. Yeri geldikçe bunları arkadaşlar tekrar göstereceğim. Bu şu anda belge hakkında nasıl bilgi alabiliriz şeklinde bir ön bilgi olsun diye ben size bunu şu anda burada Sayfa 1. izah etmiş oldum sevgili arkadaşlar. Bunu böyle kaydedelim. Sayfa Ya da tabloda boş. Bu satır kayıp boş. Boş. şunları Seçildi. Boş. silelim. Çünkü Boş. tablolarla işimiz yok ve tekrar kontrol S ile kaydedelim sevgili arkadaşlar. Kapatıldı. Peki. Kaydettiğimiz bir dosyayı açalım. Bir onu görelim. Şimdi siz diyeceksiniz ki hocam masa üstünden açabiliriz. Evet masa üstünden tabii ki açabiliyoruz. Veya üzerine tıklayarak açabiliyoruz. Veya işte başlangıç menüsüne yazarak eğer işletim sistemi bizim için bulursa o şekilde de açabiliyoruz. Burada benim asıl göstermek istediğim mesele aç penceresi. Menü, Şöyle giriş, dosya öğeler arasında menüsünden dolaşmak için tekrar yeni, aç, bilgi, aç. şurası aç. Geldik. Taba Son basalım. kullanılanlar sekme, sayfalar. Bakın burada yine kayıt penceresine benzeyen bir yapı var. Sekmeler var. Son kullanılanlar, en son kullanılanlar. Açık bir şekilde zaten Türkçe söylüyor. Yükleniyor nokta nokta nokta. Bu bilgisayar sekme. Bu Sayfalar arasında geçiş yapmak bilgisayardakiler. için göz at düğmesi. Ve Etkinleştirmek için enter. buradan yine işletim sistemi düzeyinde göz atarak dosyalarımızı bulabiliyoruz. Ama daha çok bu son kullanılanlar söyleyemedim. Bölümünü kullanıyoruz. Hani buradan göz ata gelmek yerine daha çok işte klasör sisteminden bu dosyayı bularak açmayı tercih ediyorum mesela ben. Genelde öyle kullanılıyor zaten. Bu aç menüsünün ya aç backspace'inin en büyük avantajı burada belgeleri kayıt sırasına göre, açma sırasına göre pardon, bize sunuyor olması arkadaşlar. Ben mesela Excel'de çalışırken iş yerinde kendi uygulamalarımı falan Excel'e falan oluşturdum ki bayağı işlerimi kolaylaştırıyor. Hani açarken örnek veriyorum D'ye koyuyorum ve D'nin altında 4-5 dizim aşağısında
Hani gidip oradan çalıştırmıyorum. Daha önce kullandığım için direkt buradan açabiliyorum. Dolayısıyla büyük bir artı sağlıyor. Sizler arkadaşlar burada hazırladığınız belgeleri mesela sınav sorularını falan hazırladıysanız buradan görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi Son kullanılanlar sekme. son kullanılanlardayken taba Son basarım. belgeler. Belgeler sekme. Bakın Sayfalar arasında. son belgeler diyor. Burada yine sekme grubu var. Klasörler sekme. Sayfalar. Klasörler, Belgeler sekme. belgeler şeklinde. Klasörlerden değil de belgelerden ilerleyelim. Arkadaşlar en çok kullandığımız nokta burası çünkü. Tapa basalım. Daha sonra kolayca bulmak istediğiniz dosyaları sabitleyin. Bir dosyanın üzerine geldiğinizde görünen sabitleme simgesine tıklayın. Nokta liste kutusu. Bugün. İlk belgen nokta docs kılavuz. İki içinde bir. Sol Evet. ve sağ, yukarı ve aşağı yön tuşları ile dolaşın. Bugün diyor. Ne yapmışız? İlk belgem nokta dok. Kaydettik mi biraz önce arkadaşlar? Kullandık mı? Kullandık. İlk belgem 2 nokta docs kılavuz. İki İlk içinde iki. belgem 2 kullandık mı? Kullandık. Geçen hafta. Yeni mikro... Geçen hafta Boş. Bugün. Geçen hafta. Yeni Microsoft Word belgesi nokta docs kılavuz. bakın Bir böyle içinde... bir belge kullanmıştık. Bizim eğitimde kullandığımız belge. Bakın burada. Daha eski. Word eğitim planı nokta docs kılavuz. Bakın. Türk Edebiyatı yazarlar nokta docs. Yazarlar 2 nokta. Zamiller test 1 2022 Bakın burada 2020. bir sürü dosya var. Ne kadar Daha var? eski. 2022 2023 sene başı Türk Dili ve Edebiyatı dersleri zümresi nokta doc kılavuz. 47 içinde 6. 47 tane burada arkadaşlar dosyamız var. Bayağı da bir kalabalık liste. Bunun zaten fazla olması bir avantaj kazandırmıyor arkadaşlar. Bunu değiştirebiliyoruz tabii ki. Ama hiçbir avantaj kazandırmıyor. Varsayılan ayarlarda kullanıyorum ben. Bunu Bugün. İlk belgem nokta docs kılavuz. 2 içinde 1. Sol ve açmak sağ, yukarı için ve aşağı yön tuşları ile dolaşın. direkt Alt ile birlikte de üzerindeyken o 3. Enter'a basabilirim. Okumayı sürdür. Okumayı sürdür düğmesi. Etkinleştirmek. Bu şekilde İlk belge arkadaşlar. yazınız. Video. Video. Bakın açabiliyorum. Kapatıldı. Kapatıyorum. Açık Ctrl belge O yok. ile geliyorum bu sefer. Bu sefer Open'un O'su. Menü. Aç. Öğeler Bakın arasında dolaş. yine aynı sekmeye geldim. Son kullanılanlar sekme. Son belgeler. Belgeler sekme. Daha sonra kolayca bulmak Yine istediğiniz aynı dosyaları sabitleyin. Bir dosyanın üzerine geldi. list box'a geldim. İlk belgem nokta docs kılavuz. Şimdi İki bu içinde sefer bir. uygulamalara basıyorum. Menü. Aç. Öğeler arasında dolaşmak Bakın için yukarı ve aç aşağı yön dersem yine tuşlarını kullanın. aynı Çek. Enter'ın görevini görecek. Kopyasını aç. Çek. Dosyayı sil. De. Şuradan dosyayı direkt silebiliyoruz. Yolu panoya kopyala. Ye. Burada bir belgeyi örneğin kaydettik ama nereye kaydettiğimize bakmadık. Dolayısıyla Dosya. Yolu panoya kopyala. buradan Ye. mesela kopyalayalım. Yolu Menüler kapatıl. kopyala. Kopyala dedik. Arama. Örnek veriyorum. Geldim not defterine. Altı sıra not defteri. Yapıştırdım. Yapıştırıldı. C2 nokta. Ters bölü yüzü. Ters bölü eğmen. Ters bölü desktop. Ters bölü ilk belgen nokta docs. Bakın konumu buradan bu şekilde buluyorum. Bunu da götürürüm. Örnek veriyorum. Explorer'daki adres çubuğuna yapıştırırsam yani klasör sistemindeki adres çubuğuna X. tabi Belki C2 nokta. Ters. Belgen nokta. şurayı X. silmemiz C O. Lek nok. lazım. Me. Ek. Lek. Ek. Lek. Şu Boş. Lek. Lek. İ. Ters. Lek. O. Lek. Ters bölü. İ. Liste şurayı seçildi. İlk belgen nokta docs. dosya ismini silmemiz lazım. Silmezsek eğer oraya yapıştırdığımız zaman Boş. direkt dosyayı açar. Yine dosyayı bulup kopyalayamayız. Dolayısıyla bu şekilde C2 nokta. Ters bölü yüzü. Ters bölü eğmen. Ters bölü desktop. Ters bölü. konuma da gidebiliriz Not arkadaşlar. defteriyle kaydetmek. Bugün Word. Daha sonra kolayca bulmak istediğiniz dosyaları sabit. Evet, şöyle Menü. bir basalım Aç. Ko tekrar. yok, listeye sabitle. Se Listeye sabitle. En çok kullandığımız dosya böyle Menüler yaparsak, kapatıldı. Daha sabitlersek son kullanılanlar sekme. Sayfalar arasında bir saniye son yapamadım. belge. Liste Şöyle. kutusu. Sabit. Bugün. İlk belgem 2 nokta Evet. docs. Bakın ne diyor? Boş. Bugün. Sabitlenmiş. İlk belgem nokta docs kılavuz. Bir içinde bir. Sol ve sağ. Yukarı ve Sabitlenmiş aşağı yön diyor. Bakın tuşları ile. sabitlenmiş şeklinde bir grup oluşturdu. Ve benim az önce sabitle dediğim belgeyi de buraya koydu arkadaşlar. Daha eski. Türk Mesela Edebiyatı ilkler nokta docs kılavuz. geldim. 47 içinde Mesela 2. bunu da Menü. Aç. sabitleyeyim. Kopya. Yolu panoya. Listeye sabitle. Sek. Menüler kapatıldı. Liste kutu. Son kullanılanlar sekme. Sayfa. Son. Liste kutusu. Türk Edebiyatı ilkler nokta docs kılavuz. 2. Bakın. Bugün. Sabitlenmiş. Türk Edebiyatı ilkler nokta docs kılavuz. 2 içinde 2. Bakın Son ve... sabitlenmiş grubunda iki tane dosya olmuş oldu arkadaşlar. Gelip ben burada hızlıca bu dosyaları en başta olduğu için tak 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 diye açıp kullanabilirim. Ya da Menü. Aç. şöyle Dosyayı sil. işime Lek. yaramıyorsa Yolu panoya kopyala. Listeye sabitlemeyi kaldır. Lek. buradan listeye sabitlemeyi kaldır Menüler kapatıldı. dersem Liste kutu. Kaydedilmemiş belgeleri kurt. Dosya. Liste kutusu. Sabitlenmiş. İlk belgem nokta docs kılavuz. Bir içinde bir. bakın bir Sol ve tane sağ. Yukarı ve kaldı. Bunu da menü. kaldırırsam Listeye. Listeden kaldır. Listeye sabitlemeyi kaldır. Menüler kapatıldı. Liste kutusu. Sabitlenmiş. İlk Daha sonra kolayca boş. Bugün. İlk belgem nokta docs bakın kılavuz. sabitlemiş grubu kaldırıldı. Çünkü içinde sabitlenmiş bir belge yok. Tekrar Menü. Aç. uygulamalara Yok. basarsam Listeden kaldır. Ne? listeden kaldır dersem belgeyi silmez ama bu listeden kaldırır. Kaldırılmış öğeleri temizle. Çek. Buradan da arkadaşlar kaldırılmış öğeleri yani yani sistemde olmayan öğeleri buradan hızlıca Aç. Çek. temizleyebiliyoruz. Kaldırılmış Ama öğeleri. bunu kullanmanızı önermiyorum arkadaşlar. Çünkü size lazım olan bir şeyi de buradan yanlışlıkla silme olasılığınız yüksek. Dolayısıyla bunu kullanmayın. Buraya koymuşlar ama kullanırken çok dikkatli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Ben önermiyorum sevgili Menüler kapat. arkadaşlar. Açık belge Evet. yok.
Arkadaşlar açma işlemimiz de bu şekilde. Bu backspace'i kullanmamız bizim için bayağı bir artılar getirecektir. Bir de şuraya Menü, girelim. giriş, geri, seçenekler. Şuradan seçeneklere Kategoriler, liste, girelim. kutu, erişilebilirlik. Buradan sanırım şuradaydı. Geri bir animasyon Bir ve uygulama bakayım. görüntüleme seçenekleri. Ekran ipucu stil açılır. Ekran ipuçlarında bu uygulama başlatıldığında başlan. Otomatik alternatif belge görüntüleme seçenekleri. Bir belgeyi açarken tüm başlıkları genişlet. Tamam düğmesi. Yok Etkinleş. şu İptal düğmesi. Kategoriler liste kutusu. Erişile. Kaydet. şuradaydı Kaydet. galiba. Otomatik kurtarma bir dakikada bir kaydet. Kaydetmeden kapatırsan otomatik kurtarma dosya. Göz at nokta nokta. Klavye kısa yolları. Oturma. Klavye kısa yollarıyla dosya açarken veya kaydederken backspace'i gösterme onay kutusu işaretli değil. Evet, İşaretlemek bakın için. kaydetin içerisinde klavye kısa yolları kullanırken backspace'i gösterme seçim kutusu işareti değil. Bunu işaretlersek de arkadaşlar biraz önceki backspace görünümünü devre dışı bırakıp klasik düzende devam edebiliyoruz arkadaşlar. Bu da ekstra bir bilgi Açık belge olsun. yok. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bu hani dosyalar listeleri halde gösterdim ya. Bu listelerde sınırlama ya da sayı artırma şeyi bize bağlı olabiliyor mu? Bir daha tekrar eder misiniz? Hani en son açılan dosyalar sizde 47 tane görünüyordu ya az önce Evet. söylediniz ya. Evet. Ha, ben mesela kendim dosya mesela 3 tane, 4 tane listelenmesini istiyorum ya da 100 tane listelenmesini istiyorum. Bunu ayarlayabilir miyim mesela? Ha, siz şeyi soruyorsunuz. Buradaki sayıyı değiştirebiliyor muyuz? Evet, aynen. Hocam onu değiştirebiliyoruz. Bir bakayım. Şurada bir saniye. Neredeydi? Şurada olması lazımdı. Gelişmişin içinde bir bulayım. Evet. Bilgisayar sesi gelmiyor değil mi? Şöyle Yarı. Masa evet. üstü gelmiyor. Şu an Evet. sesin sesi gelmiyor. Açık belge. Şu anda geliyordur. Şimdi onun için de Menü. tekrar Giriş. Yeni. dosya Geri. Geri. menüsünden Seçenekler. seçeneklere geliyoruz. Kategoriler liste kutusu Word Arkadaşlar seçenekleri. Diğer. 11. seçeneklerden bu sefer gelişmişe geliyoruz. Görüntüleme. Gelişmiş. Buradan G'ye basarak gelebiliriz. Gelişmişten bayağı bir Gelişmiş. ilerliyoruz. Şöyle bir Yapıştır. ilerleyelim. İçerik yap. Ayar. Kalem. Var. Belge içerik. Görüntüleme. 50. Burada görüntüleme grubunun altında Bir belge yap. Görüntüleme. Bir belgeyi açarken tüm başlıkları genişlet onay şöyle görüntüleme 50. Görüntülenecek en son belge sayısı yazılabilir döner kutu 50. bakın görüntülenecek en son belge sayısı. Bende 50 tane var. Dolayısıyla 47 tane gözüküyor. Yani 50 geçmez. Mesela bunu örnek veriyorum. 6, A5, 5. 5 yapayım. Hızlı erişilecek son kullanılan belge sayısı onay kutusu işaretli değil. Görüntülenecek. Evet, 5 Açık belge yok. yaptım. Uyguladım. Bir WhatsApp menüler bakayım kaç kapatıldı. tane var. Bugün. İlk belge nokta Dogis kılavuz. 3 içinde 1. Sol ve sağ. Türk ilk belge. Bakın 3 tane Daha eski. kaldı şu Word anda. eğitim planı nokta Dogis kılavuz. Gördüğünüz gibi 3 tane kaldı. Açık belge yok. Dolayısıyla bunu buradan Menü, menüler, kısıtlayabilirsiniz. Daha seçenekler, da artırabilirsiniz ama kategoriler, gelişmiş, bunu artırmak gelişmiş, kargaşadan başka bir şeye içerik sebep yapıştırdığın, olmayacaktır akıllı kes, arkadaşlar. ayarlar, kalem, belge, görüntüleme, Ben 5, görüntülenecek en son bunu belge sayısı yazılabilir, 6, eski haline getireyim. alt boş, Şöyle 49, 50, 50. 50 yazayım. Arkadaşlar biraz önce de söyledik. Açılmış olan bir belgeyi Ctrl F4 veya Ctrl W ile kapatırsak sadece belgeyi kapatmış oluruz. Yani şöyle göstereyim. Yarı. Bir masa üstü. Gördüm. Yazınız. Örnek veriyorum. Belge bir gördüm. Belge 1 açtım bir tane. Bunu eğer Ctrl W ile kapatırsam veya Ctrl F4 ile Açık belge yok. sadece belgeyi kapatmış olurum. Ama bakın Gördüm. Word uygulaması hali hazırda açık. Bunu da kapatmam için yani kökten kapatmam için bu kaydet işleminde de dahil hangi kısa yol tuşunu kullandığımız önemli. Alt F4 ile kapatırsam uygulamayı ve belgeyi aynı anda kapatır. Yani görev yöneticisinde Masa bizim üstünü Word topla. belgemiz yani Word uygulamamız gözükmez. Ama Ctrl F4 ile beraber kapatırsam uygulamayı kapatmayız. Sadece yani üzerinde çalışmış olduğumuz belgeyi kapatmış oluruz arkadaşlar. Peki bu bize ne sağlar? Eğer bilgisayarımız sistemimiz yavaş bir sistemse bir sonraki açılışta uygulama açık olacağı için belgeleri daha hızlı bir şekilde görüntüleme imkanına sahip oluyoruz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar temel belge işlemlerini tamamladık.
Zaten en basit olan kısmımızdı. Şimdi artık konularımız daha eğlenceli hale geliyor arkadaşlar. Sizler de bundan sonraki kısmı arkadaşlar uygulamaya özen gösterin. Olmadığı noktalarda bekleyebiliriz. Bölüm sonlarında tekrar ben yine soru cevap şeklinde devam edeceğim zaten. Yazınız. Evet, tekrar bir belge Belge 3 4. oluşturuyorum. Kontrol N ile. Evet, şimdiki konumuz arkadaşlar temel seçme, gezinme ve silme işlemleri. Bir belgedeki yapabileceğimiz, daha doğrusu en çok sık kullandığımız işlem türlerimiz. Karakterler. Karakterlerimizi de açalım. Evet, öncesinde çok basit olduğunu farkındayım ama bunları söylemem gerekiyor. Çünkü arkadaşlar bana dönüş yapıyorlar WhatsApp'tan özelden. Silme konusunda veya seçme konusunda kısa yolları soruyorlar. İşte ben örnek veriyorum. İşte karakter veya kelime kelime seçin ya da paragrafı seçip o şekilde işlem yapın diyorum. Hocam paragraf nereden nereye oluyor diye akabinde soru geliyor. Dolayısıyla ben eğitim içeriğine böyle bir konu dahil ettim arkadaşlar. Şimdi öncelikle karakter, sözcük, satır, paragraf gibi terimlerin şöyle kısaca bir değinelim. Çok şey yapmayacağız zaten kısaca. Karakter Tek şöyle her kata. bir harf veya simgeye denk gelen arkadaşlar bir sembol müdür diyelim, işaret midir diyelim neyse. Bu karakterdir. Mesela Fatih seçildi. ben Tek Fatih tek tek yazdım, koşul. ismi O yazdım. baş. F bir Tek tasa. karakterdir. A bir Adana tek. karakterdir. Trabzon bir. İstek. Bunlar hep bir karakterdir arkadaşlar. Karakter seçerken de sadece bunların bir tanesini seçeceğiz. Bir karakter, iki karakter, üç karakter. Kelime boşluklarla ayrılmış karakterler bütünü. Baş. Son boşluk, son Fatih boşluk, mesela yer, uyudu akne, şu kek, anda. boşluk. Bakın. Sayfa numarası sayfa 1 bölü 1. Bakın. Yazım ve dil bilgisi denetimi hata yok. Erişilebilirlik denetleyicisi erişilebilirlik 2 nokta. Her şey hazır. Uzaklaştır. Yakınlaştır. Yakınlaştır %100. Sözcük sayısı şu anda bende açık değil. O yüzden söylemedi. İki sözcük var şu anda. Sözcük de bunlardan yani harflerin bir araya gelerek oluşturduğu aralarında boşluk olan yapılar. Satır Baş. Tek fasa. şuradan yani en sol kısımdan alabileceği değere göre en sağ kısma kadar olan bölüm. Ha Boş mesela seçildi. şöyle. Sağ bekle 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 boş sekat tekrar Birinci enter. satır. İlk kek ne şey boş sekat tekrar İkinci enter. satır. İki birinci satır. Şurası birinci satır. İkinci satır. Burası ikinci satır. Küçük ya da yani dolu ya da boş olsun fark etmez. Sonuçta burası Birinci satır arkadaşlar. satır seçildi. Birinci satır ikinci boşluk. Paragraf bu satırların bir araya gelerek oluşturduğu bölüm. Word'de de bir Boş. paragraf maker var. Onlarla gösteriyor. Tabii biz bunları şu anda şimdilik göremiyoruz. Görmemiz de gerek yok zaten. Ya da şöyle diyelim. Enter'a bastığımız Enter. noktada oluşan yapılar diyelim mesela. Seçildi. Boş. Mesela Bekle. Bekle. birinci Bekle. Boşluk. Bekle. 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 paragraf dedim ya. Bu bir satır aslında. Satır olarak da değerlendirebiliriz. Enter. Enter'a bastığımda bir paragraf oluşturuyor. Bekle. Bekle. Boşluk. Bekle. 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 Enter. İkinci paragraf şeklinde böyle gidiyor. Tek satır da olabilir. bu işte birden fazla satırdan da oluşuyor olabilir. Bunlara arkadaşlar paragraf diyoruz. Seçerken daha kolay bunları Seçildi. Yanlış yazılan birinci boşluk. kavrayacağız arkadaşlar. Özür diliyorum. Boş. Sayfada arkadaşlar Kontrol enter. Sayfa 5. Sayfa 1. Üst. Bu. şöyle bir A4 kağıdı olarak düşünün. Varsayılan olarak A4 formatında yazıyoruz. Sayfa 2. Boş. Bu Sayfa 3. bir Boş. yaprak düşünün. Bir yaprağın her biri Sayfa 4. Word'de de aynı şekilde aynı boyutta bir sayfa arkadaşlar. Sayfa 5. Boş. Seçildi. Boşluk. Kontrol window uyarı. Toplantı. Yani Fatih Hocam bilgisayar sesini kapattım. evet hocam farkındayım. Evet Masaüstü düzelttim 2. şimdi. Evet. Belge 3 kere 4. Belge Bunları 3 da kere 4. böyle kısaca izah ettikten Boş. sonra arkadaşlar şimdi temel gezinme Boş. işlemlerine şöyle bir geçelim. Ben şimdi yine şöyle Kapa parantez. nasıl yapalım? Şöyle 10 satır 10 Boş. paragraf yapalım. Bu bizim işimizi görecektir. Kaç Üst. sayfa oldu? Sayfa 3. Alt. Boş. Sayfa 3 sayfa oldu. Yeterli bizim için.
İstediğiniz sayfa görüntü boş. Ya da tane daha ekleyeyim şuraya. Kapa parantez. Bir saniye. Boş. Sayfa 1. Üst sayfa 5. Alt Evet, sayfa. 5 sayfa bizim işimizi görür. Evet arkadaşlar. Temel gezinme işlemlerine yıldız şu aksesi, tabla bir bakayım sayfa ben. gezinme işler, karakter, sözcük, satır, paragraf düzeyinde gezinme. Evet. Belge 3 kere 4. Gezinme. Karakter, sözcük ve satır düzeyinde gezinmeyi bir görelim arkadaşlar. Şimdi burada genelde ok tuşlarını kullanacağız arkadaşlar. Şurayı İste video size görüşümüzü kanıtlamak için güçlü bir yol sunar. evet şuradan başlayacağız. Birinci satırdan sağ sol oklara basarak bakın karakterleri gezeriz arkadaşlar. İste dede edit o o bir boşluk sek Ben şu Samsung anda İste dede bakın edit boşluk de ö tek ödenişle tek ü şek şarkışla karakterleri dolaşıyorum arkadaşlar. Sağ sola basarak tek tek karakterleri gezebiliyoruz. Ben bunun içerisine eğer kontrol tuşunu eklersem yine aynı şekilde sağ sol oka kontrol tuşunu eklersem yani kontrol sağ sol ok dersem bu sefer kelime düzeyinde, sözcük düzeyinde gezinmiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın az önce böyle yapıyordum. Şimdi kontrol ekliyorum. Bir video bir size görüşümüzü kanıtlamak için güçlü bir yol sunar. Nokta. Gördüğünüz gibi ne yaptım? Kelime düzeyinde gezinmiş oldum. Kontrol eklemezsem sağ sol oklar karakter düzeyinde. Eğer kontrol eklersem bu sefer sözcük düzeyinde arkadaşlar gezinmeye başlamış oluyorum. Peki satır düzeyinde nasıl gezineceğiz arkadaşlar? Satır düzeyinde gezinmek için de arkadaşlar yukarı veya aşağı okları kullanacağız. Video size görüşümüzü kanıtlamak için güçlü bir yol sunar. Çevrim içi yanlış yazılan videoya tıkladığınızda eklemek. Bu şu anda tam dolu bir satır. İstediğiniz videoya ait ekleme kodunu yapıştırabilirsiniz. Belgenize en iyi uyan videoyu çevrim içi olarak aramak için bir anahtar sözcük de yazabilirsiniz. Gör, belgenizin profesyonelce üretilmiş. Görünmesini sağlamak için birbirini tamamlayan üst Evet. bilgi, alt bilgi, kapak sayfası ve metin kutusu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar satırlarda bu şekilde dolaşıyoruz. Tek tek ekran okuyucu bize üzerinden geldiğimiz satırları baştan sona kadar seslendirecektir. Tabii verdiğimiz komuta göre ben şu anda üst ve alt okları kullanarak satır Yıldız, düzeyinde satır düzeyinde gezin. çok affedersiniz. Sözcük. Geziniyorum. Sat, paragraf, sayfa düzeyinde gezin. Paragraf. Unutmamak için şöyle bir bakıyorum notlarıma. Belge 3 kere 4. Satır Yazınız. düzeyinden sonra paragraf düzeyine gezimi Üst. arkadaşlar görelim. Az önce karakter düzeyinde gezinirken sağ sol okları kullanmıştık ve kontrol eklerken kontrol eklediğimiz zaman sözcük düzeyinde gezinmiştik. Satır düzeyinde gezinirken ise İstediğiniz videoya ait ekleme kodunu yukarı aşağı yapıştırabilirsiniz. okları Belgeniz video. kullanıyorduk. Video size göre. İstediğiniz Bu videoya ait ekleme şekilde. video. Eğer Video. ben buraya kontrol tuşunu eklersem kontrol yukarı aşağı ok yaparsam bu sefer arkadaşlar paragraf düzeyinde gezinmiş oluyorum. Yani Word'de her Enter'a bastığım yerin başına gelmiş oluyorum. Şimdi tabii ben buna Enter'a basmadım. Bu otomatik bir rastgele oluşturulmuş bir metin. Ama bunu biz de yazmış olabilirdik. Bir bakalım. Video size görüşünüzü kanıtlamak için güçlü bir yol sunar. Çevrim içi yanlış yazılan videoya tıkladığınızda eklemek istediğiniz videoya ait ekleme kodunu yapıştırabilirsiniz. Belgenize en iyi uyan videoyu çevrim içi olarak. Bu şekilde gider arkadaşlar. Tamamını dinlemeyelim çünkü 10 satırlık bir veri. Bir sonraki paragrafı geçmek için kontrol aşağı oka basarım. Bir resmin belgenize sıma şeklini değiştirmek için resme tıklayın. Resmin yanında bir düzen seçenekleri düğmesi belirir. Bir tablo üzerinde çalışırken bir satır veya sütun eklemek istediğiniz yere tıklayın ve Gibi ardından artı gibi. işaretine Bir sonraki üçüncü paragrafı geçmek istersem. Yanlış yazılan ekleye tıklayın ve ardından farklı galerilerden eklemek istediğiniz öğeleri seçin. Temalar ve stillerde belgenizin düzenli kalmasına Şimdi yardımcı olun. bu otomatik bir metin olduğu için hani burada böyle Örneğin boş nokta z. düzen aramak pek de doğru olmaz. Bilgisayar rastgele oluşturmuş bir metin. Yanlış yazılan ekleye tıklayın ve Bir ardından sonraki paragrafa video size görüşünüzü kanıtlamak için güçlü bir yol sunar. Çevrim içi yanlış yazılan bu videoya tıkladığınızda şekilde devam ediyoruz. Önceki paragrafa ilerlemek için de, gerilemek için de yanlış düz yazılan ekleye oku bir resmin belge kullanıyoruz. video size Aynı sağ solda olduğu gibi video ileri aşağı okla gidiyor. Yani satır veya karakter düzeyinde, kelime sözcük düzeyinde sağ okla devam ediyoruz bir resmin belge arkadaşlar. yanlış Bu yazılan video size şekilde görüşünüz geziniyoruz sevgili üst arkadaşlar. video siz Peki belgemizde kaç sayfa sayfamız numarası var? sayfa 1 bölü 5 yazı Evet, 5 sayfamız var. Peki ben şimdi birinci sayfadayım. sayfa numarası sayfa 1 bölü 5 yazı Evet, durum çubuğundan baktım. Ünsör düşte. Nevada'da da büyük ihtimal aynı galiba. Birinci sayfada olduğumu ve 5 sayfa olduğu mesajını duydum. Peki ben şimdi burada sadece page up page down tuşuna basarsam görüntülenen yeni düğmeler sayesinde zaman kazanın. bir bakalım. Sayfa numarası sayfa 1 bölü 5. Yazın ve sayfa 2. Videoya ait ekleme kodu için resme tıklayın. Resmin yanında. Sadece bu şekilde kullanırsam arkadaşlar sayfa değil de ekran düzeyinde dolaşmış oluyor. Bu bizim yani mesela ben bunu pek sık kullanmıyorum. Çünkü her noktada bu benim işime yaramıyor. Sayfa 1. Dolayısıyla ben sayfa düzeyinde gezinmek için
Kontrol ile beraber Page Up, Page Down tuşlarını kullanıyorum. Bu tuşlar da benim klavyeme göre sağ ok tuşunun üstündeki tuşlar, üst ve altta duruyor. Page Up, Page Down tuşu. Bu sizde de aynıdır. Yani klavye düzenleri 3 aşağı 5 yukarı aynı zaten. Belki ufak tefek tasarım farkı olabilir ama konum olarak aynı yerdedir. Kullanıyorum Control Page Down tuşunu aşağı doğru. Sayfa aşağı tuşunu. Sayfa 2. Videoya ait ekleme kodunu yapıştırabilirsiniz. Ve Belgenizi... sayfa 2 dedi ve okumaya başladı. Şimdi burası neresi arkadaşlar? Bakın bir üst oka basıyorum. Sayfa 1. Görüşünüzü kanıtlamak için güçlü bir Bir yol alt sunar. oka Çevrim içi yan... basıyorum. Sayfa 2. Videoya ait... Sayfa 2. Bir kere daha kontrol page'den yapayım. Sayfa 3. Video size Şimdi görüşünüzü... bir kere daha üst ok alt ok yapayım. Sayfa 2. Cihazda bile Önceki kaldığımız yeri satırı hatırlar. sonraki satıra gideyim. Sayfa 3. Video size görüşünüzü Burada kanıtlamak... da 3 diyor. Kontrol page down page up tuşları arkadaşlar. Önceki veya sonraki sayfanın ilk satırına odaklar bizi. Bakın. Sayfa 1. Üst. Şu anda Video. birinci sayfanın birinci satırındayım. Basıyorum. Sayfa 2. Videoya ait ekleme İkinci kodunu sayfanın ilk yapıştırabilirsiniz. Belgeniz. satırı. Sayfa 3. Video. Size Üçüncü görüşünüzü sayfanın ilk kanıtlamak için güçlü bir satırı. yol. Sayfa 4. Belgenizin Dördüncü düzenlik alma. sayfanın ilk satırı. Sayfa 5. Yanlış Ve yazılan ekleye tıklayın ve ardından beşinci sayfanın ilk satırı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hemen ben sayfanın en başına geliyorum. Geri giderken de Sayfa 4. Belgenizin düzenli kalmasına yardımcı olur. Sayfa 3. bakın yine Yanlış. aynı başa geliyor. Sayfa 2. Videoya Bakın ait ekleme ikinci kodunu sayfanın başında yapıştırabilirsiniz. üst oka Belgenize basıyorum. MIUI. Sayfa 1. Görüşünüzü Sayfa 1. kanıtlamak. Burada zaten Video. Size görüşün. en başta gelmiş oluyoruz. Birinci sayfada olduğumuz için okumadı ekran okuyucu ama başa gelmiş oluyoruz. Peki. Peki en sağ pardon özür diliyorum. En başa veya en sona belgenin en başına veya en sonuna gitmek istersen. Mesela Sayfa 5. bu 5 Sayfa 1. sayfalık bir şey metin. 20 kop alt. Şöyle Yapış. Yapış. Yapıştırıldı. Hiç bir metin. 95 üst. Video. Sayfa 23. Alt. Boş. bakın 23 sayfa oldu. Kopyaladım. Alt. Boş. Tabii. Yapıştırıldı. Örnek veriyorum. Sayfa 45. Alt. 45 sayfalık bir metin yaptım. Rastgele. Şimdi bu Sayfa 1. 45 sayfalık metinde yukarı aşağı gitmek için Sayfa 2. Sayfa 3. Sayfa 4. Ctrl Page Up Page Down tuşlarını kullanamam. Sayfa 5. Sayfa Bunun 13. için 45 defa Ctrl Page Down veya Page Up tuşuna basmam gerekiyor. Veya Sayfa 1. Üst. Video istediğim olarak görüntü böyle tasarımı yanlış aşağı belgenizin yukarı düzenli okları da kalması. kullanamam ya da Ctrl Yapıştırma aşağı yukarı seçenekleri. okları da Kurtar. kullanamam. Yazınız. Paragraf düzeyinde ya da Say page sayfa. up page down tuşunu da kullanamam. Bundan pek pratik olmaz. Saniyeler içinde bir saniye içerisinde başa ve sona gitmek için Sayfa 1. arkadaşlar Üst. Ctrl Home veya Ctrl End. Bakın birinci sayfadayım. Sayfa numarası sayfa 1 bölü Birinci 45. sayfadayım. Sayfa 45. Alt. 45. Boş. sayfadayım. Ctrl End. Sayfa 1. Üst. Ctrl Home. Video. Size görüşünüzü kanıtlamak için Birinci güçlü. sayfadayım. Sayfa 45. Alt. Ctrl End. 45. en son sayfadayım. Gördüğünüz gibi bir saniye gibi kısa bir zamanda 45 sayfa birden gezinebiliyorum sevgili arkadaşlar. Sayfa 1. Üst. Video. Birinci sayfaya geldim. Şu anda ben neredeyim? Video. Size görüşünüzü kanıt. Bu arada şimdi page up, kontrol page up, pardon, kontrol home veya end tuşuna bastığımızda kontrol home'la sayfa birinci sayfanın ilk satırının ilk karakterine kontrol end tuşuyla Sayfa 45. Alt. Boş. son sayfanın en son karakterine odaklanıyoruz. Çapraz düşünün. Boş. 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 Nokta. Mesela Boş. Görüntülenen yeni düğüm. Boş. Nokta. Boş. şöyle Boş. Boş. silelim. Nokta. Şu Boş. an nokta. Bakın. Sayfa 1. Üst. Video. Size gör. Video. Bakın. Van. Şu anda V'nin üstündeyim. En sona gidiyorum. Sayfa 45. Alt. Görüntülenen yeni düğüm. Boş. Bak şu anda boş. Yani yazılabildiğimiz yani yeni metin yazabilmek için İmlecin boş bir konumundayız. Bir son oka basarsam Nokta. bakın şu anda en sonda olduğumu anlıyorum. Bakın aşağıda başka bir Görüntü. şey yok. Görüntülenen yeni düğüm. Sayfa 1. Peki. Üst. Video. Şimdi birinci sayfadayım ve ilk satırdayım. Home veya End tuşlarını kullanırsam şu anda bakın Video. videonun üstündeyim. Insert 5 ile okuttum. Cihaz kısayolu. Nevada'da da aynı mıdır arkadaşlar? Teyit ediniz. Bu şekilde End tuşunu kullanarak da arkadaşlar Home tuşuyla satırın en başına, End tuşuyla satırın en sonuna. Boşluk. En sonuna. Boşluk. Yani en sonuna derken karakterin üstünde değil de boş bir yere. Yani buradaki anlam şu. Eğer bir karaktere basarsan ben bu satırın sonuna eklemeye çalışırım, devam ederim anlamına geliyor. Bakın. Home'a bastım. Satırın en başına geldim. Boşluk. End'e bastım. Satırın en sonuna geldim. Kontrolle kullanırsam belgenin başına sonuna,
tek başına kullanırsam home veya end tuşunu satırın en başına veya en sonuna arkadaşlar hızlı bir şekilde ilerliyoruz sevgili arkadaşlar. Bu home tuşu da sayfa aşağı yukarı page up page down tuşların hemen sol tarafında yer alıyor normal standart klavyede. Ve burada duruyorum arkadaşlar ve Masamüstü. sizlere söz hakkı veriyorum. Sorusu olan var mı? Evet, Evet. benim sorum var. Heh, Mesela buyurun. 45 sayfalık bir Word belgesinde ben 45. sayfa gitmek istemiyorum da 24. sayfa gitmek istiyorum. Bu durumda ne yapmalıyım? Dersimizin konusu değil Belge karakter. ama ben size hemen göstereyim. Bu durumdayken F5 tuşuna basıyorum. Belgedeki bazı kavramlar. Ama basamıyorum. Görev Bir geçişi. tane pardon, Yazınız. yanlış yerdeymişim. Konum 2 nokta. Yazınız. Buraya metin yazın. F5'e Alt artı T. basıyorum. Boş boş boş. Örnek veriyorum. Kaçıncı sayfa dediniz? 24 mü? 24 yazıyorum. 24. Enter'a basıyorum. Ve E seciyle buradan çıkıyorum. Okutuyorum. Sayfa numarası sayfa 24 bölü 45. Yazın. 24 bölü 45. Tekrar mesela Bul ve 30 diyelim değiştir. bu sefer. Boş Ya boş da boş boş. 33 diyelim. 33. Çıkıyorum. Yazın. Escape'le okutuyorum durum çubuğunu. Sayfa numarası sayfa 33 bölü 45. Yazın ve 33 bölü 45. Bu şekilde istediğiniz sayfaya da gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki hocam kaldığımız yeri nasıl bulabiliriz? Kaldığımız yeri derken hocam en Mesela son nerede bir kitap kaldınız? okuyoruz. Ya şimdi hocam şöyle kaldığımız yeri işaretleyebilirsiniz. Yeri mi koyabilirsiniz? Bunu yapabilirsiniz. onunla alakalı ekran okuyucu kısa yolu var mıydı? Onu düşünüyorum. Bir Java'da bunun saniye. kısa yolu ne peki o zaman? Anlamadım. Java'da bunun kısa yolu ne peki? Yeri mi eklemenin mi? Hayır, Java'da yerimi koyma işaretinin kısa yolu ne? Şimdi hocam Windows kontrol K ile buraya yer işareti koyabiliyorsunuz. JAWS'la beraber. Yani bu JAWS'un kısa yolu. Ama buraya nasıl dönülüyordu? Onu şu anda bir bakayım. Bir saniye bakayım bulabilecek miyim? Bir Fatih saniye. Hocam siz başbakana kadar ben de NVDA'daki karşılığını Tabii tabii tabii. söyleyeyim. Arkadaşlar NVDA'da da bu belgelerde yerimi koymak amaçlı nerede kaldıysak insert ile beraber boşluk tuşuna basıyoruz. Daha sonra shift ile beraber küçüktür tuşuna basıyoruz. Geçici yerimi eklenmiş oluyor. Belgemizi kapattık diyelim. İşte 3 gün, 5 gün, 1 akşam, 1 saat sonra açtık. Belgeyi açtıktan sonra yine Insert ile beraber boşluk tuşuna basıyoruz. Daha sonra yalnızca küçüktüre basıyoruz. Belgemiz o yerimi olan yere geliyor. Yine Word formatına devam etmek için de Insert ile boşluğa basıp eski formunda devam edebiliriz. Sadece bu Word formatındaki belgelerde mi oluyor hocam? PDF'de de böyle hocam. Ha, diğerlerinde de böyle. Evet. Insert boşluk, sonra Shift küçük bir tuş mu? Aynen. Böylece yerimi koyuyoruz. Tekrar geldiğimizde insert boşluk yalnızca küçüktür. Eski yani Tamamdır hocam. yerimine gidebilmek Teşekkürler. için geçici yerimdir bu. Yani diyelim ki Tamamdır. Sağ mesela olun. kitap ayracı gibi düşünün hocam. Diyelim ki mesela bunu kitap okurken işte bugün 50. sayfadayız. Okuduk devam ettik. Bugün işte 75'e geldik. 75'te geçici yerimini koyduk. Yarın açtık kitabı okurken 95. sayfaya geldik. Şimdi buraya yerimi koyarsak 75'te artık yerimi yok. Yerimi 95'te yani o geçici olarak koyuyoruz bilginiz Ama olsun. hocam işte dediğin gibi bu geçici belgeyi kapattığımız zaman bunlar Aynen. geçerli olmayacak. Bir de Ctrl Shift Insert kaydı da yapabiliriz bildiğim kadarıyla onu. Hocam söyleyeceklerim bittiyse devam edeyim ben onu söyleyeyim unutmadan. Tabii Buyurun hocam, hocam. Belge pardon. kaparıp açıldıktan sonra devam ediyor Fatih hocam. Geçici olarak orada kalıyor. Buyurun devam edebilirsin. Belgenizin Devam ediyor mu hocam? Ben bunu ya daha doğrusu ben kullanma ihtiyacı duymadım buna. hocam kullandım, denedim, Ha, devam o ediyor. zaman Ya hocam kullanıyorum ben. denediysen problem yok hocam. Sen deneyip Eyvallah. uyguladıysan başladıysan problem yok.
Senin doğrun Eyvallah. bizim doğrumuz. Sorun değil hocam. Eyvallah. Şimdi İstediğiniz Jaws'ta ise şöyle söyleyeyim ben. bir video size Örnek veriyorum. Nereye bir yere bir işaretleyelim. saat bir yap saat video bir resmin belge Şimdi bakalım video karşımıza size görüş nereye sayfa geldi. numarası sayfa 7/45 Evet. istediğin olarak aramak için bir anahtar Şimdi olarak şu aramak olarak aramak için aram için boş bir şu i'nin üzerine geldim. Kontrol Windows K basıyorum. işaretlenen yer İşaretlenen yer diyor. Ama bunu yapabilmek için JAWS belgenin kaydedilmesini zorunlu tutuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu belgeyi kaydetmemiz gerekiyor. Şimdi buraya işaret koyduğumuza göre ben mesela görüntü okudum tasar yan okudum belge okudum grafikler okudum okudum örnek veriyorum. sayfa 14 sayfa 15 video 15'in size görüş sayfaya istek olarak geldim. arama İşte döneceğim geri. Bu sefer de Alt Windows K'ya basıyorum. işaretli yere dönüyor için sayfa 7 Bakın içine geri geldi. görüntü tasarımları Bu sağlar sefer de şuraya sat koyayım. not örneğin Örneğine koyayım mesela. işaretlenen yer Geldim. sayfa 45 al Şöyle geriye sa doğru. sa sayfa 41 bak 41'deyken basayım. Kontrol Windows Alt K. işaretli yere dönüyor örneğin sayfa 7 örneğin. Bakın buraya hızlı bir şekilde gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Hocam Bu da. hızlıca bir daha nasıl eklediğinizi söyler misin? Ben orayı anlamadım da. Şimdi Sayfa 1. İstediğiniz istediğimiz çalışırken yere bir satır veya geldi. sayfa numarası sayfa 2/45. Mesela Yazılı ben bilgi sayfa 3. 3. Video size sayfada istediğiniz videoyu olarak aramak için biraz görünmesini ise olarak şu aramak olarak aram için 1 için. için diyor ya, şu içinin iyisinin üzerindeyken Ctrl Windows K tuşuna basıyorum. JAWS için. İşaretlenen yer. Ne ve dayım Mehmet Hocam söyledi zaten. Bastım. Buraya işaretlenen yer dedi ve burayı işaretledi. Şimdi gezdim. Görüntü tasar Belgenin yan içinde belgenizin dolaştım. Geldim örnek veriyorum. sayfa 13. Bir seçenekleri düğmesi belir. Sayfa 10, sayfa 15. 15'in sayfaya falan geldim. Bir şeyler yapıyorum. Herhangi bir şey. O işaretlediğim yöne dönmek için de Ctrl Windows K tuşuna basıyorum. İşaretli yere dönüyor için. Sayfa 3. Bakın i'nin İstanbul. üzerine koydum yani işareti koyduğum yere geri geldi. Yani Ctrl Windows K ile işaretliyorum. Alt Windows K ile geri dönüyorum. Tamamdır Sanırım hocam. anlaşıldı Teşekkürler. yani. Rica ederim hocam. Microsoft Word iletişim kutusu. Kopyaladığınız sonrayı saklamak istiyor mu? Evet Bir düğmesi. saniye. Hayır Ben düğmesi. Etkinleştirmek şunu için. bir test etmek istiyorum. Mehmet Yıldız hocam da aksız kilenot defteri. çalışıyor. Yazı. Yıldız aksız kilenot defteri. Eğer bende de Masaüstü. çalışıyorsa Seçin. Microsoft Office Word. Açılıyor tire. pardon, pardon, Belge bildiri pardon, Word. pardon. Şöyle bir Masaüstü. saniye. İlk belgen nokta docs. İlk belgen 3 nokta docs. Açılıyor tire Word. İlk belgen 3 nokta docs tire Word. Video. İşaretli yere dönüyor. İçin. Sayfa Evet hocam, bende de çalışıyor. Bunu ben bilmiyordum. Hocam teşekkür ederim. Çok güzel bir şey oldu. Herhalde büyük ihtimal bu JAWS'un kendi dosyalarında saklıyor galiba bunu. Bu tarz bir şey olsa gerek. sayfa 45, sayfa 1. Evet arkadaşlar. Yıldız aksız kilenot defteri. Şimdi Belge 21.30 sözcük nedir? 21.38 2 Aralık 2020. bir Geri al. saniye. Belgedeki bak karakter ne? Sözcük, satır ne? Paragraf gezinme işlemleri. Söz satır düzeyinde gezinme. Paragraf seçme işlem. Karakter sayfa düzeyinde gezinme. Evet, bunları söylediğimize göre İlk belgen 3 nokta. artık İlk belgen 3 nokta. şu seçme işlemlerine geçebiliriz. Seçme işlemleri de arkadaşlar gezinme işlemleriyle bağlantılı, birbiriyle bağlı bir. Aslında baştan beri konuştuğumuz konu, ikinci bölümde konuştuğumuz konu, bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı olan konular. İstediği video size Şimdi seçme işlemi için ise arkadaşlar video size gezinirken kontrol tuşunu dahil etmiştik. İşte karaktere kontrol dahil ettik, sözcük oldu. Yukarı aşağı satıra kontrol dahil ettik. Paragraf oldu. Burada da arkadaşlar shift tuşunu dahil ediyoruz. İki tane shift tuşumuz var. Bir tanesi, daha doğrusu ikisi de kontrolün üzerinde. Yine klavye yapısına göre değişiyor. Bir tanesi sol taraftaki küçük shift tuşu, bir tanesi sağ taraftaki büyük shift tuşu arkadaşlar. Ben genelde sol taraftaki shift tuşu, yani seçim işleminde sol taraftaki kontrolle shift tuşunu kullanıyorum. Onu da söyleyeyim. Serçe parmak ile yüzük parmağını daha çok kullanıyorum. On parmakla yazarken zaten shift tuşuna da büyük harfi yani büyük harfli bir kelime yazarken harf yazarken şu bunun adı ne? Serçe parmağı zaten denk geliyor. Ben de bu alışkanlık olmuş bir şekilde kullanıyorum. Peki. Bir Ben. karakteri seçmek için arkadaşlar yani seçim işleminin anahtar kelimesi shift tuşu. Bu bir kenarda dursun. Şimdi karakteri seçmek için gezinirken sağ sol yapıyorduk ya şu şekilde. Ordu. Gezinirken de
Shift tuşunu dahil ediyorum sadece. Ve seçildi. Bakın V seçildi. JAWS kullanıcıları seçilen bir metni Shift Insert aşağı ok tuşuyla okuyabilir. Bakın ben şu anda sadece V'yi seçtiğim için V dedi. Bir tane daha seçeyim. Eğer ben şimdi bu V seçiliyken herhangi bir tuşa veya herhangi bir harfe veya boşluk tuşuna basarsam seçili olan harfi artık ne seçiliyse onu siler. Yeni bir seçim yapmak istersem bu Shift tuşuna tekrar hiçbir şeye basmadan basılı tutup artık nasıl bir seçim yapacaksam ki ben karakteri seçeceğim için sağa doğru gidiyorum. Sola doğru basarsam Ve seçim iptal. seçim iptaldir. Yani hangi tarafa doğru seçim yapıyorsam tersine basarsam o seçimi iptal etmiş olurum. Bakın. Hiçbir metin seçilmedi. Şu anda hiçbir metin seçilmedi diyor. Seçiyorum sağa doğru. Ve seçildi. Ve seçildi. Ve seçildi. Ve seçildi. O seçildi. Bakın seçtim. Shift Insert aşağı okla okutuyorum. Video. Bakın video diyor. İptal ediyorum. Sol okla. O seçim iptal. Shift basılı hala. Ve seçim iptal. Bakın şu anda vid seçildi. Ya da bunu ben sağa doğru değil de tersten de Virgül. seçebilirim. Boşluk. Virgül. Şu anda virgül üstündeyim. Shift sola basıyorum. Az önce sola, yani Shift sola yaptığımda seçim iptal ediyordum. O seçildi. Ve seçildi. Bakın şu anda seçtim. Video. Bu sefer sağa basarak iptal ediyorum. Bakın. Ve seçim iptal. Seçim iptal. Seçim iptal. Sadece o. Yani burada hangi tarafa seçim yaptığımız önemli. Dolayısıyla tersi bir işlem yaptığımızda yaptığımız metin seçimini geri alabiliyoruz arkadaşlar. Eğer şimdi Bir de seçildi. mesela Bir de o. bu böyle seçilirken herhangi bir ok tuşuna basarsam, harf değil, ok tuşuna basarsam İstediğiniz videoyu seçimi kontrol. Eğer harflere veya boşluğa basarsam silerim. Bakın üst deneyelim. video ise video Video boşluğa bastım. üst video size görüşünüzü kanıtlamak için Bakın video gitti. geri al Geri seçildi aldım. üst video Peki. Karakter seçim işlemi bu şekilde. Peki. Sözcük seçim işlemini yapmak için sözcükte gezinmek için kontrol dahil ediyordum. Shift zaten anahtar kelimemiz. Kısa yol tuşumuz böylece kontrol, shift sağ veya sol ok oldu. Yine aynı şekilde seçim yönümüz bizim için önemli. Hangi tarafı seçiyorsak onun tersi hareket seçim işlemini iptal eder. Bu arada Mehmet Hocam bu seçili metni okutmanın Nevada'da kısa yolu var mı? Ben devam edeyim hocam. Sen bulursan paylaşırsın. gitmek. Evet. Şimdi sözcük düzeyinde seçim için Ctrl Shift sağ veya sol ok kullanıyoruz. Ben yine sağa doğru seçim işlemini yapacağım. Genelde zaten bu şekilde kullanıyoruz. Sola doğru seçim çok nadir denk gelen durumlardan bir tanesi. Ctrl Shift sağ okla basıyorum. Video seçildi. Video. Video. Bakın okuyorum. Bir daha Ctrl Shift sağ oka basıyorum. Video seçildi. Virgül. Noktalama işaretlerinde arkadaşlar ekstradan bir tıklama daha yapmamız gerekiyor. Devam edelim. Size seçildi. Görüşünüzü seçildi. Kanıtlamak seçildi için seçildi. Bakın seçtim. Bir okutalım. Video size görüşünüzü kanıtlamak için. Bakın devam ediyorum. Güçlü seçildi. Bir seçildi. Yol seçildi. Video size görüşünüzü kanıtlamak için güçlü bir yol. Bakın seçtiğimi okutuyorum ki anlaşılsın diye. Bu şekilde sağa doğru seçiyorum. Ya da iptal de edebilirim. Örneğin fazla seçtim. Yol. Seçim iptal. Bir. Seçim iptal. Video. Size görüşünüzü kanıtlamak için güçlü. Bu şekilde seçimi de iptal edebiliyorum. Ya da bir tane daha iptal edelim. Mesela işte bir altını çizeceğiz ama fazla seçtik mesela. Güçlü. Set için. Set kanıtlamak. Kanıtlamak. Kanıtlama. Seçildi. Set video. Size görüşünüzü kanıtlamak. Bakın buraya mesela koyu yapacağız mesela. Açık. Bunu bu şekilde istediğimiz kadar seçip koyu yapabiliriz. Veya biz sözcük seçtik diye yine sözcük iptal etmek zorunda değiliz. Bakın. İçin güçlü bir yol. Şimdi bir geri Geri alayım al. ben. Ve bir de bir size görüşü kanıtlamak için güçlü bir yol seçildi. Bakın. Yol Şu yolu seçim iptal iptal. edeyim. Kanıtlamak diyor mesela. Video size görüşünüzü kanıtlamak için güçlü bir. Kanıtlama diyelim mesela. Boşluk Örnek seçim veriyorum. iptal. Böyle bir şey olsun mesela. Şu anda tam olmadı ama kanıtlamak diyor. Ben K'yi de seçimini iptal edeceğim ama seçtiğim şekilde geri alırsam Ctrl Shift sol okla sözcüğü iptal edeceğim. Ben harfi iptal edeceğim için burada hiçbir şeye basmadan kontrolden elimi çekip Shift'le Ve seçim iptal. Seçim iptal.
ve set güçlü. Set güçlü bir yol sunar. Sun yol bir güçlü için kanıtlamak. Kanıtlamak şöyle, seçildi. Boşluk. Bir seçim iptal. Böyle kontrolden elimi çekip seçim iptal. Harfin seçimini iptal ediyorum. Video size görüşünüzü kanıtlamak. Bakın kanıtlama diyor. K'yi seçmedim. Yani kelime kelime seçip kelime kelime iptal edebilirim. Veya daha ince bir ayar istiyorsam kelime kelime seçip harf harf iptal edebilirim. Böyle bir şey de mümkün. Yani anlatmak istediğim mesele nasıl seçtiysek o şekilde geri almak zorunda değiliz arkadaşlar. Peki. Karakter seçim işlemimiz de bu şekilde. Satırı seçmek istersek arkadaşlar. Satırı seçmenin iki tane yolu var. İkisini de göstereceğim. Birincisi, hani az önce demiştik ki home veya end tuşuyla satırın başına veya sonuna gideriz diye. Burada da shift, yani baştaysak, satırın başındaysak, yani shift home kullanamayacağımıza göre end'i kullanacağız. Sondaysak tam tersini kullanabiliriz. Onda problem yok. Ben şu anda başta olduğuma göre shift end ile seçildi. Video virgül size görüşümüzü kanıtlamak için güçlü bir yol sunar nokta. Çevrim içi yanlış yazılan videoya tıkladığınızda virgül eklemek. Satırı baştan sona seçmiş olurum. Boşluk. Ama seçim burada iptal. Boşluk. Özellikle öğretmen arkadaşlarım için söylemiş olayım. Bu şekilde bir seçim yaptığınız zaman seçildi. Satırı komple video size görüşümüzü zaman, kanıtlamak için güçlü bir yol sunar nokta. Çevrim içi yanlış yazılan videoya tıkladığınızda virgül eklemek. Bir kere eğer yazı tipiyle alakalı, renklerle alakalı bir işlem yapacaksanız arkadaşlar satırı seçtikten sonra bir karakter iptal edin. Shift sol okla. Boşluk. Seçim iptal. Seçim iptal. Seçildi. Çünkü boşluk diyor ya bakın. Tekrar göstereyim. Seçtim. Seçildi. Video virgül size görüşümüzü kanıtlamak için güçlü bir yol sunar nokta. Çevrim içi yanlış yazılan videoya tıkladığınızda virgül eklemek. Bakın şu anda bir boşluğu daha seçti. O satır sonu diyoruz biz ona. Onu da seçti. Bir iptal ediyorum shift sol okla. Boşluk. Seçim iptal. Bu şekilde. Bunu etmemizin sebebi eğer bunu bu şekilde seçip de örnek veriyorum. Ben mesela cevap anahtarını kırmızı işaretliyorum. Ya da işte soru kökünü koyu yapıyorum. Burada enter'a bastığın zaman ister istemez aşağılarda koyu oluyor. Yani yukarıdaki yazı tipi fontunu işte boyutunu rengini neyse onu olduğu gibi alıyor arkadaşlar. Aşağıya kopyalıyor. Yapıyorsunuz hiç farkında olmadan yani düşünüyorsunuz. İşte bu güzel oluyor. Bu şekilde yapıyorum ben hiçbir sorun yok diye düşünüyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz. İşte cevaplar koyu yazılmış. Yani koyu olmaması gereken yerler koyu olmuş. Rengi farklı olmuş. Derken onu tekrar düzeltmek zorunda kalıyorsunuz. Ve genelde yaptığımız işlem bütün hepsini varsayılan ayarlara çevirip metni tek tek işte stillere uygulama noktasında bayağı bir zaman alıcı işlem oluyor. Dolayısıyla yaptığınız seçimde arkadaşlar bu şekilde satır yapıyorsanız bir tane oradaki satır sonu karakterini boşluğunu iptal etmenizi size tavsiye ediyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman burada boşluk gelip enter'a bastığınız zaman aşağıdaki yani yukarıda olan font aşağıya kopyalanmamış olacak arkadaşlar. Bunun bilgisini de paylaşayım. Boşluk. Bir diğer üst, video. Yöntem arkadaşlar aşağı yukarı okla satırlar arasında gezinirken shift aşağı yukarı okla satırı seçebiliyoruz. Seçildi. Video virgül size görüşümüzü kanıtlamak için güçlü bir yol sunar nokta. Çevrim içi yanlış yazılan videoya tıkladığınızda virgül eklemek. Bakın. Boşluk. Burada seçim da aynı iptal. Arkadaşlar. Burada da bir tane boşluk satır sonu karakteri oluyor. Burada da shift sol okla artık seçim yönünüze göre seçimi iptal etmenizi tavsiye ediyorum. Veya şu şekilde seçildi. Bir üst, saniye. Video. Ya da boşluk. Satırın sonundayken işte bu boşluk diyor ya mesela şurada boşluk. En sona geldiğimizde boşluk. Bir tane şu K'nin kıtları üzerine gelip bu şekilde de seçildi. Seçim Video yapabilirsiniz. Size görüşümüzü arkadaşlar. Kanıtlamak için güçlü tamamen bir yol sunar size nokta. kalmış. Çevrim içi yanlış yazılan videoya tıkladığınızda virgül ekleme. Evet. Satır seçme işlemimiz de bu şekilde. Şimdi paragraf seçme işlemine geçelim. Yine aynı şekilde shift tuşunu anahtar olarak kullanıyoruz ve kontrol shift aşağı okla seçiyoruz. Direkt aşağı sağ falan diyorum ama ben seçim yönüne göre söylüyorum. Bunun tam tersi iptal veya seçim yönüne göre işte aşağı ok yine seçim iptal anlamına geliyor arkadaşlar. Tekrar tekrar üstüne basarak söylüyorum. Kontrol shift aşağı ok. 1144 karakter seçildi başlan. 1144 karakter seçildi. Bu doğru mudur bilmiyorum. Caz bunu bu şekilde seslendiriyor. 1144 karakter seçildi başlangıç video. Size görüşünüzü kanıtlamak için güçlü bir bitiş yeni düğmeler sayesinde zaman kazanın.
Bakın JAWS sadece başlangıcı ve bitişi söylüyor. Tekrar Video size görüşünüz. şöyle yapalım. 1144 karakter seçildi başlangıç video. Size görüşünüzü kanıtlamak için güçlü bir bitiş yeni düğmeler sayesinde zaman kazanın. Yeni düğmeler sayesinde zaman kazanın diyor. Bakın başlangıç Video zaten size bu. görüşünüzü kanıtlamak video size görüşünüzü kanıtlamak için güçlü bir yol sunar. Çevir. Bitişi de şu. Bir resim görüntülenen yeni düğmeler sayesinde zaman kazanın. Bakın aynı. Yani burada nasıl geldim? Paragrafın son satırına. Üst. Video. En baştayken bir sonraki paragrafın başına geldim. Bir resmin belgeniz resim Ctrl şeklini alt değiştir. okla. Sonra bir kere yukarı çıkıp paragrafın son satırına geldim. Görüntülenen yeni düğmeler sayesinde zaman kazanın. Evet, bu şekilde yapmış oluyorum. Üst. Video. Peki. Bir de Shift 4328 karakter seçildi başlangıç video. Size görüşünüzü kanıtlamak için güçlü bir bitiş word'e ihtiyaç duyduğunuz yerlerde. sayfa aşağı sayfa yukarı kısa yolumuz var. Bu da daha geniş, daha uzun metinler seçmemize yarayan bir kısa yol tuşumuz arkadaşlar. Bir sayfaya yakın seçiyor. ben Sayfa tam numarası yani sayfa 1 bölü 45. bir Yazın verimi. sayfa seçtiğini düşünmüyorum, seçmiyor zaten. Bir ekran seçiyor diyelim. Bir ekran boyutunda metin seçiyor. Daha böyle uzun Seçildi. Cihaz. paragraflardan daha uzun metin seçimine yarayan bir kısa yol tuşumuz sevgili arkadaşlar. Bir de şimdi metnin başından sonuna veya sonundan başına doğru seçme işlemimiz var. Arkadaşlar o da yine aynısı gibi Shift anahtar kelimemiz Ctrl Shift End şu anda seçilmedi. Bir saniye. Pisik. Video size görüşümüzü kanıtla. İstek video. Evet, şu şekilde baştan sona doğru seçiyorum. Efendim. Seçildi. Boş. Tamam, geleceğim birazdan, tamam mı? Şimdi geleceğim. Geleceğim, sen git annenin yanına, geleceğim. Evet, baştan sona kadar arkadaşlar Ctrl Shift End ile seçtim. Ama JAWS şu anda bana onu okumadı. Hala okumuyor. Pisik. 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 Metin uzun Video. olduğu için şu anda okumadı Sayfa bana. 3. Sayfa 5. Sayfa 9. Video. Şöyle Sayfa 10. Sayfa 11. biraz silelim. Bu seçim kısa yolu da arkadaşlar daha çok belgenin başından veya sonundan bir metin sileceğimiz zaman kullanılıyor. Daha çok işte mesela Man. Sayfa 10. Alt. Sayfa 1. Üst. baştan yani tüm metni seçmek için zaten farklı bir şey kullanıyoruz. Bunun için yukarıdan aşağı seçim yöntemini kullanmamıza Video size gerek görüşünüz. yok. Şimdi bir seçelim baştan sona doğru. 48.811 karakter seçildi başlangıç video. Size görüşünüzü kanıtlamak için güçlü bir bitiş sayfası. Başlık ve kenar çubuğu ekleyebilirsiniz. Bakın sayfanın sonunda bu şekilde Alt. bitiyormuş. Örneğin Metni birbiriyle belgenin uyumlu bir kapak sonu. sayfası. Başlık ve kenar çubuğu ekleyebilirsiniz. Bakın bu şekilde bitiyor. Dediğim gibi daha çok işte benim az önce yaptığım gibi işte belgenin sonundan bir bölüm sileceksek mesela Sayfa 1. Üst. Bir de sayfa 5. örnek Yan. veriyorum. Altın 5. sayfadan sonrasını sileceğim. 6. sayfada dahil. Geliyorum Ctrl Page Down tuşuyla aşağıya doğru. Sayfa 6. Görüntülenen yeni düğmeler sayesinde zaman kazanın. 6. Bir resmin sayfanın belgeniz resim şekli. başındayken şöyle Home tuşuyla satırında başına da geleyim. Geçti geliyor ama garanti alalım. Buradan sonra Ctrl Shift End tuşuna basarsam 6. sayfadan sonra yani tam 6. sayfanın başından sonuna kadar seçerim. Yukarı doğru basarsam Ctrl Shift Home'a basarsam 6. sayfadan öncesini seçer, silerim. Mesela 24.403 karakter seçildi. Başlangıç görüntülenen yeni düğmeler sayesinde zaman bitiş bakın sayfası. Başlık ve kenar çubuğu seçtim. ekleyip boşluk. Sonra doğru seçtim, sildim. Üst. Video. Sayfa 6. Alt. Boş. Bakın 6. sayfa boş şu anda. Bir satırlık bir bölüm var. Geri Geri al. aldım. 24.400 başlıklarınız yet. Sayfa 6. Görüntülenen. Bakın bu sefer geriye doğru seçiyorum. Home tuşunu kullanarak 24.408 karak boşluk. sildim. Bakın. Görüntülenen yeni düğmeler sayesinde zaman kazanın. Bir resmin belgeniz resim şeklini Video değiştirmek. şeklinden başlıyordu. Bu sefer bu şekilde başlıyor. Dolayısıyla metnin başından veya sonundan seçerek silmiş oldum Geri al. sevgili arkadaşlar. 24.000 Şöyle geri alayım. üst. Bu Video. bana lazım olacak çünkü. Video. Size istediğiniz videoya. Evet. Bir de metnin tamamını seçebiliyoruz. Arkadaşlar bu da Ctrl A tuşuyla mümkün oluyor. Belgenin içerisinde ne var ise tablo, metin, işte nesne, metin kutusu, resim, çizim, şekil, çizgi ne varsa 48.811 şekilde karakter seçildi başlangıç video. Size görüşünüzü tamamen kanıtlamak için güçlü bir bitiş seçebiliyoruz. sayfası. Başlık ve İstediğimiz şekilde ayarlama video siz iste yapabiliyoruz. Tabii 48.811 karakter seçildi başlangıç video. seçim Size görüşünüzü kanıtlamak türlerinin hepsinde geçerli. Herhangi bir tuşa basarsak seçim iptal olur. Ok tuşları dahil ok video size tuşlarından görüşünüzü tarafından bahsediyorum. çubuk video size görüşünüzü Bu kanıtlamak için güçlü şekilde hiçbir metin seçilmedi.
48.811 karakter seçildi. Başlangıç video. Size görüşümüzü kanıtlamak için güçlü bir bitiş sayfası. Başlık ve kenar çubuğu ekleyin. Uçurup işte o harf neyse denizli. Boşluk düğmesine de basıyorsak boşluksa onu oraya bu metni siler onu oraya geri getirir sevgili arkadaşlar. Video size göre istediğiniz videoyu ayı tekleme kod. Yıldız altı silme nokta tek karakter kelime sat para sayfa boyu geri veya ileri seçme. Sayfa boyu seçme. Geri tüm metni seçme. Silme işlemleri. Tüm metni. Evet seçme işlemlerinde İlk belgen, unuttuğumuz bir yazınız. Bölüm yok. Unutmamak için şöyle bir göz atıyorum. Burada bir durayım. Bakalım soru masa varsa üstü. Soruları alalım. Uyarı. Ses. Fatih Hocam ben bölünmesin diye şeyi söylemedim de izninizle bir araya gireyim. Seçili metni insert shift yukarı okla okuyoruz. Uyarı. Ses şimdi açıldı. JAWS'takinin tersi yani. Evet. Insert shift yukarı tamam, okla. Tamam hocam. Elinize sağlık. Şeyi de söyleyeyim hocam. Kaçırdım mı bilmiyorum ama bir taraftan bakıyordum. NVDA'da karakter karakter seçimi shift sağ sol yön tuşları, kelime kelime seçimi kontrol artı shift artı sağ sol yön tuşları, paragraf seçimi kontrol artı shift yarı. Artı sessiz aşağı ok. Mikrofonunuzun sesini açmak için alt tuşuna şeklinde. Basın. Paylaşımı duy. Pisi, pisi. Uyarı. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam evet. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi hocam benim anladığım aslında bunlar bu hani kontrol sağ ok sol ok zaten bunlar Windows'un şey yani JAWS'ın değil mi? Bunlar Windows'un orijinal yok, tuşlar değil mi? Evet ha. Haklısınız hocam bunlar şeyin değil. Yani, ekran okuyucu özel kısa yollar değil. O yüzden hani NVDA'da da fark etmeyecek diye düşünüyorum açıkçası da. Yok. Ben şimdi onu söyleyecektim. Onlar şeyin kısa yolları. Yani sistemsel kısa yol. Ekran okuyucuya özgü kısa yol değil. Mehmet hocamla yazınız. Benim söylediğim seçim yani seçim okutma olayı Nevada'da işte shift insert yukarı okmuş. Aşağı JAWS da aşağı ok. Bunlar ekran okuyucu kısa yolu. Normalde kontrol işte sağ sol seçim işlemlerine ait kısa yollar sistemsel kısa yollar. Video. Var mı arkadaşlar? Yıldız soru? Önceki ve son imlecin üzerindeki veya önceki ve sonraki karakteri silme. Silme işlem. Önce imlec seçip boş. Peki. O zaman şöyle silme Fatih işlemlerinde. Hocam, buyurun hocam. Şunu da ekleyeyim. Tabii ki. Evet. Bazı şeyler doğru sistemsel. şurada şey görsel olarak şey fark ettim. Şimdi sen orada BG'yi seçtiğinde bayağı bir metin olduğu için bir ara ekran okuyucu sustu. Zannederim dediğin gibi algılamaya çalışıyordu. Orada seçiliydi. Bir süre bekleyip yanıt vermesini beklemek yerinde olacaktır. Şimdi aynen, 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 aynen öyle. Aynen hani öyle. Niye okumuyor, zaten, ekran okuyucu sustu falan gibi olmasın. Aynen öyle. Zaten rengi de değişiyor az gören arkadaşlar için. Farklı bir renge bürünüyor değil mi hocam? Koyu renkli oluyor hocam. Aynen. Evet. Ya bu bilmiyorum Nevada'da böyle mi de JAWS'ta işte bu tür işlemlerde nedense biraz bekliyoruz. Yani ben farklı bir bilgisayarda olsa ben bunu biraz daha beklerdim. Yani bu sefer biraz daha erken sonuç aldık diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar son bölüme son kısma giriş yapayım başka soru yoksa. Peki. Şimdi arkadaşlar son olarak bu gecenin konusu silme işlemleriyle konumuzu noktalayacağız. Orada size vereceğim bilgi önce veya sonra yani imleçten öncesine veya sonrasını veya üzerinde bulunduğumuz harfi nasıl silebiliriz? Bunlar karıştırılabilir genelde. Gerçi hani bu tür kelime işlemcilerde yazdığımız yani yaptığımız hatanın telafisi var. Geri alabiliyoruz ama bilgi olarak elimizde bulunmasında fayda var. Şimdi sayfa 10 alt sayfa 1 azaltabiliriz. Sayfa 2 aslında videoyu ayıt ekleme. Fazla da bir şeyimiz yok. Şöyle gerisini sileyim. Alt görüş sayfa numarası sayfa 1 bölü 1 üst. Bir resmin belgenize sıma şeklinde. Hatta bana bir paragraf 3808 boş. Bir de sileyim. Üst. Video biraz size daha alt olsun. Üst. Video. Evet. Şimdi en baştayım yine. Video. Arkadaşlar video kelimesinin üzerindeyim. Meşhur kelimemiz oldu. Şimdi sileceğim silme tuşlarımız arkadaşlar delete ve backspace tuşu söyleyemedim.
Backspace tuşu, silme tuşu, Enter tuşunun üstünde yer alır. Yine klavye düzenine göre büyük veya küçük olabilir, farklı olabilir. Delete tuşu ise hemen Enter'ın sağ tarafındaki tuş. End tuşunun sonunda Enter'ın sağ tarafında yer alıyor arkadaşlar standart klavye düzenine göre. Peki delete tuşu önce şeyi göstereyim, backspace'i göstereyim. Normal video, size görüşümüz değil. Şimdi virgülün üstündeyim bakın. Şimdi 5 JAWS'a göre numpad'deki 5 tuşuna basarak karakter olarak 5'i yani virgülü okuttum, özür dilerim. Şimdi backspace tuşuna basarsam arkadaşlar imleç virgülün üstünde ya. Backspace tuşu imlecten önceki harfi siler. Yani neyi silecek bu durumda? Video virgülden önce O var. O'yu silecek. Bak şimdi basıyorum. Bakın sildiğini söyledi. Şimdi okutayım bir imleçten öncesini hareket etmeden. Vide. Bakın vide oldu. Bir daha basarsam bu arada vide. Bakın virgül duruyor. Vide. Vide. Bakın virgül burada. Hiç hareket etmiyorum. Sadece ekran okuyucuyu okutuyorum. Bir daha backspace tuşuna basarsam bu sefer ne var? Vide. E'yi silecek. Bakın sildiğin harfi de söylüyor ekran okuyucu. E. Bakın E'yi sildi. De. D'yi sildi. Bi. Bakın V oldu. İ'yi de sildi. Be. Bakın V oldu. Be. V'yi de sildim. Boşluk, 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 boşluk. Bak, artık bir şey kalmadı silecek. Dolayısıyla backspace tuşu arkadaşlar imleçten önceki karakteri silmemize yarıyor. Peki delete tuşu ne işe yarıyor? Delete tuşunu Explorer'dan yani klasör gezginindeyken dosya sildiğini yani bir işlemi sildiğini hepimiz biliyoruz. Buradayken karakter sözcük siler. Klasör gezginindeyken dosya, resim vesaire bunları siler. Bilmiyorum. Ben şu anda virgülün üstündeyim. Delete'ye basarsam, delete tuşuna basarsam imleç neyin üzerindeyse, hangi karakterin üzerindeyse onu siler. Basıyorum. Boşluk. Bastım ve virgülü sildi. Ama boşluk dedi. Neden? Çünkü ekran okuyucu ne ve daha böyle mi bilmiyorum. Backspace tuşuna basarken sildiği harfi söylüyor ama delete tuşuna bastığımızda bir sonraki karakteri söylüyor. Çünkü imleç oraya atlıyor. Büyük ihtimal bu sistem, yani işletim sistemi düzeyinde bir durum. Dolayısıyla delete tuşuna bastığımızda sildiği harfi değil de imlecin düştüğü bir sonraki karakteri söylüyor. O da boşluğa denk geliyor. Basıyorum delete'ye. Sildim. Boşluğu sildim halbuki. Bakın. Boş. Bir saniye. Sek. Yani şu anda belgenin en başındayım. O yüzden. Bakın sonuna basıyorum. S'den Sek. Başka Samsung. Bir şey yok. Size. Bakın size diyor. Basıyorum. Sek. Zonguldak. Bakın. T ile I'yi sildim. Sek. Sek. Z-E boşluk. Z-E boşluk kaldı. Basıyorum. Delete'ye basıyorum boşluk. Hala. Giresun. Bakın sildim. Görüşümüzü. Bu şekilde de delete ile de imlecin üzerinde bulunduğu karakteri siliyorum arkadaşlar. Peki. Kanıtlamak. Şimdi İçin. Şöyle içine doğru gelelim azıcık. Peki ben şöyle bir okutayım bakayım ne varmış imleçten önce. Görüşünüzü kanıtlamak. Görüşünüzü kanıtlamak. Peki ben kontrol ile beraber backspace tuşuna basarsam ne olur? Kontrol ile beraber backspace tuşunu kullanırsam ki kullanıyorum. Kanıtlamak. Kanıtlamak dedi. Acaba ne olmuş olabilir? Bir okutalım. Görüşünüzü. İmleçten sonra sadece görüşünüz var. Backspace tuşu imleçten öncekini tek başına kullandığımız zaman karakteri silerken kontrol tuşu ile beraber kullanırsak arkadaşlar kelimeyi siler. İmleçten önceki kelimeyi, sözcüğü komple uçurur. Görüşünüzü. Bakın. İstanbul için. Şu anda için kelimesinin i'sinin üzerindeyim. Ve bu imleçten önce sadece görüşünüzü. Görüşünüzü kelimesi var. Tekrar kontrol backspace'i kullanıyorum. Görüşünüzü. Kullandım. Boş. Boş. Bakın boş. Şu anda imleçten boş. Önce boş. Bir şey yok. Bakın boş diyor. Boş. 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 Bakın. İstanbul için. Hatta satır okutayım. Kodumu için güçlü bir yol sunar. Çevrim içi yanlış yazılan videoya tıkladığınızda. İçin güçlü bir yol sunar. Gördüğünüz gibi ne yaptı? İmleçten önceki sözcüğü de bu şekilde silmiş olduk arkadaşlar. Peki bir de kontrolle beraber delete'yi kullanalım. Delete'yi kullanalım. Bu sefer bakalım ne olacak? İçin. Şu anda
neyin üstündeyim ben? Kodum için güçlü bir için. Evet, için kelimesinin üstündeyim. Satırım bu şu şekilde. İçin güçlü bir yol sunar. Çevrimiçi yanlış yazılan videoya tıkladığınızda eklemek istediğiniz videoya ait ekleme. Satırım bu şu şekilde. Bu arada aklıma gelmişken onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi burada biz bir değişiklik yaptığımızda bir silme yaptığımızda Word programı aşağıdaki satırdaki yani aşağılarda yer alan sözcükleri yukarıdaki satırlara doğru tamamlıyor. Bir ekleme yaptığımızda ise arkadaşlar ilgili metni aşağıya doğru kaydırarak düzenli bir şekilde kullanıcıya sunuyor. Yani burada işte metni sildiğimizde tekrar aşağıdaki metni yukarı kaydırmak gibi bir derdimiz yok arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim. İçin. Ve şimdi Ctrl Delete tuşunu İçin. Kullanayım. Güçlü. Bakın sildim. Bana güçlü dedi. Güçlü bir yol sunar. Çevrimiçi yanlış Hatırda yazılan videoya tıkladığınızda. Demek ki delete tuşunu da kullandığımız zaman arkadaşlar üzerinde bulunduğumuz kelimeyi siliyor. Bakın şöyle bir güçlü bir yol sunar. Güçlü bir yol sunar. Bakın bastım. Bir. Sildi. Bir dedi. Çünkü imleç oraya geldi. Yol. Bakın yol dedi. Biri sildi. Sunar. Yolu sildi. Sunar dedi. Bakın. Sunar. Çevrimiçi yanlış yazılan videoya tıkladığınızda. Satın eklemek bu şekilde oldu. Şurayı da sildim. Nokta. Çevrimiçi. Buraya da bastım. Noktayı da sildim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ctrl Delete tuşuyla da üzerinde bulunduğumuz kelimeyi ne yapabiliyoruz? Silebiliyoruz. Ya da seçim halindeyken çevrimiçi yanlış yazılan videoya mesela seçildi. Ben şu anda çevrimiçi yanlış yazılan bir sözcük seçiyorum mesela. Bu satır satır da olabilir, paragraf paragraf da olabilir. Az önceki gibi bir metnin belli bir noktasından sonrası da öncesi de olabilir, fark etmez. Mesela çevrimiçi yanlış tıkladığınızda bir seçildi. Burayı seçtim mesela. Çevrimiçi yanlış yazılan videoya tıkladığınızda delete veya backspace tuşunu kullanarak bu seçili kısmı silebilirim. Boşluk. Ben backspace'i kullandım, sildim. Eklemek istediğiniz seçildi. Burayı da seçtim mesela delete'i kullandım, sildim. Videoya ait ekleme kodum yapıştırabilirsiniz. Yani bu şekilde arkadaşlar seçime bağlı da yıldız şey alt, yapabiliriz. Bir bakayım. Alt boş. Seçime bağlı imlecin üzerinde önceki ve son silme işlemi. Ve son olarak yazınız. Arkadaşlar tüm metni temizlemek istersek de şu şekilde ya da onu ben söylemeyeyim, onu da siz söyleyeyim bakalım arkadaşlar, bir yorum yapalım bakalım nasıl oluyor. Tüm metni temizlemek için ne yapabiliriz? Ctrl A denet. Aynen öyle. Ctrl seçildi. Videoya ait ekleme kodumu yapıştırabilirsin. Ve delete. Boş. Gördüğünüz gibi bütün metni, bütün alanı temizlemiş olduk. Ctrl A delete tuşunu kullanırsak veya Ctrl A backspace tuşunu kullanırsak arkadaşlar ekranda yani belge alanında ne varsa hepsi silinir. Hiçbir tanesi atlanmaz. Bu resim de olabilir, tablo da olabilir, farklı bir çizim de olabilir, ne bileyim başka ne olabilir, başka ne, bir medya içeriği de olabilir gibi gibi gibi. Ne varsa komple silinir gider arkadaşlar. Ctrl A tuşuyla seçilen her şey delete tuşuyla basıldığı veya backspace tuşuna basıldığı anda tamamen temizlenir. Böyle bir durum başınıza gelirse Ctrl Z tuşunu kullanarak geri al, seçildi. Videoya ait ekleme değişikliği an geri alabilirsiniz. Ama uygulamayı kapatırsanız bunu kurtarma şansınız maalesef yok arkadaşlar. Seçildi. Bir de boşluk. Son olarak şunu da size göstereyim. Şimdi biz bir belge yazdık ya. İlk belge örnek veriyorum. Kaydetmedik mesela. Şuraya aç kısmında menü. Bakın onu son kullanılanlar göstermeyi. Son belgeler. Belgeler sekme. Şuradan daha sonra kolayca bulmak istediğiniz dosyaları sabitleyin. Bir ilk belgen nokta dosyası kılavuz. İlk belgem.docs kılavuz. Buradan. Şimdi kaydetmediğimiz bir belge burada gözükmeyecek haliyle. Dolayısıyla bakın burada kaydedilmemiş belgeleri kurtar düğmesi. Bir tab basarsak kaydedilmemiş belgeleri kurtar diye bir seçenek var. Hatta Microsoft Word. Tırnak. Bir saniye. Ben şunu Microsoft kaydet. Bir kapatayım. Sizinle beraber deneyeyim bakalım. Bizim şu anda kaydetmediğimiz bir belgeden ne kadar bir şey kurtarabiliyoruz. Aç. Öğler arasında son kullanım, son belgeler. Belgeler sekme. Sayfalar daha sonra kolayca bulmak istediğiniz dosyaları kaydedilmemiş belgeleri kurtar düğmesi. Etkinleştirmek için boş. Aç iletişim kutusu. Bana dosya aç iletişim kutusu geliyor. Ama bu kaydedilmemiş dosyaların depolandığı bir konum var. Otomatikman orayı gösteriyor. Shift tapla. Gezgin bölme. Araç görünümü
Kabuk klasör görünümü. Öğe görünümü liste kutusu. İlk yüzde 20 belgelmiş 3100001900002267006620001. 5 içinde 1. Bir öğeye gitmek için yön tuşlarına basın. Burada çeşitli belgelere var. Mesela kitap yüzde 20 listesi 309014 startup. İlk yüzde 20 belgelmiş 3100. Hemen çalışmaya başlayın aç parantez. Belki aç parantez aç startup. İlk yüzde 20 belgelmiş 3100. Şunu seçeyim bakayım. 4. Öğe görünümü liste kutusu aç iletişim kutusu. Dezgi. İlk yüzde 20 belgel. İlk yüzde 20. İlk yüzde 20 belgel. 3 aç parantez aç parantez. Unsavetire 3100002200003406048. Bakın burada belge ismi diyor. Unsaved diyor. Yani kaydedilmemiş demeye çalışıyor. İlk yüzde 20 belgel. 3 aç parantez aç parantez. Unsavetire 3100002200003406048800 kapa parantez kapa parantez nokta asd. İlk yüzde 20 belgel. 3 nokta docs. İlk yüzde 20 belgel. 3 seçeyim. Yazınız. Boş. Boş. Bunda hiçbir şey yok. Kapatıldı. Menü aç. Daha sonra kaydedilmemiş belgeleri kur. Bir daha bir bakayım. Aç iletişim. Aç görü. İlk yüzde. Belge 2 aç para. İlk yüz. Kit. İlk yüzde. Kabuk kılı. İlk yüzde. Yazınız. Video. Size görüşümüzü istediğiniz videoya ait yazım ve dil bilgisi denetimi hatalar. Sayfa 45. Alt. Görün. Evet 45 sayfalık az önce bir şey vardı ya hani. İlk belgem için. Size göstermek için böyle kopyaladığım bir tane. Bakın şu anda bana onu gösterdi. Kapatıldı. Yani gördüğünüz açık gibi arkadaşlar yok. Bu şekilde bir elektrik kesilmesi, işte uygulamanın yanlışlıkla çökmesi, kapanması. Gerçi o durumda Word 2000 bakayım 2010 veya 13 olması lazım. Üzeri sürümlerde otomatik kurtarma penceresi zaten geliyor arkadaşlar. Eğer gelmezse burayı kullanabilirsiniz. Ama defaultta arkadaşlar bu süre 10 dakika. Yani 10 dakikalık son 10 dakikalık verileri ancak kurtarabiliyorsunuz. Bunun için de menü, giriş, yine öğeler arasında dolaşmak için yukarı ve aşağı yön tuşlarını kullanın. Alt ile birlikte, geri, seçenekler, kategoriler liste kutusu, Word seçenekleri, buradan diner, kaydete, 11 için, kaydet, kaydet, belgeleri kaydetme, dosyaları bu biçimde kaydet açılı kutu, Word belgesi aç parantez yıldız nokta, otomatik kurtarma bilgilerini onay kutusu işaretli, işareti kaldırmak için boşluk tuş, dakikada bir kaydet yazılabilir dönel kutu, 1, dakikada bir kaydet yazınız, 1, bakın buraya metin yazın, alt artı de, kaydetmeden kapatırsan otomatik kurtarılan son sürümü koru onay kutusu işaretli, işareti kaldırmak için boşluk tuşuna, otomatik kurtarma dosyası konum yazınız. C2 nokta, ters bölü users, ters bölü eğmen, ters bölü atlata, ters bölü omin, ters bölü Microsoft, ters bölü Word, ters bölü. Buraya burası, metin yazın. Alt artı ne? Otomatik kaydetme konumu. Göz at nokta nokta nokta. Klavye kısa yollarıyla dosya açarken. Iş, şurayı. Dakikada bir kaydet yazılabilir. Burası sizde 10'dur. 2, 2, 1, 1. Bunu 1, 2 veya 5 artık biraz daha düşürün. Ben mesela 1'i almışım. 2, 2, 3, 3. Aslında 1 de iyi değil. Yani sürekli bu kaydetme işlemi yapacak ama. Mesela ben bunu şöyle 3'e 4, ya 5, da 5'e 5. alayım. İşte siz işte veya 1'e de alabilirsiniz. Pek bir sakıncası olmaz. Bu şekilde tamam deyip bunu açık kaydedin. Yok. 10 dakika çünkü çok uzun bir zaman sürecek arkadaşlar. Dolayısıyla bazen 10 dakikalık bir veri yazmaya da biliriz. Böyle bir çalışmamız olmayabilir. Dolayısıyla hiçbir şey elde edemeye de biliriz. Sevgili arkadaşlar onu unutmuştum. Aklıma iyi ki geldi. Paylaşmış oldum. Evet arkadaşlar yazık, bakayım. Alt, boş. Seçime bağlı silme. Evet. Not defteri, kaydetme seçime bağlı silmeyi de gösterdim. Açık belge yok. Bu derslerimiz de bu şekilde 22-22 itibariyle arkadaşlar tamamlamış olduk. Şöyle bir 8 dakikalık buçuğa kadar bir soru cevap uygulaması yapabiliriz diye masa düşünüyorum. Ben bilgisayarın sesini alayım ve sözü size bırakayım arkadaşlar. Fatih Hocam, arkadaşlar sormadan hemen arada şey sordunuz ya. Şu backspace, delete ve şeyle ilgili bir şeyler sordunuz. NVDA'da da aynı. Yani backspace'e basarsak, delete'e basarsak hani kelimeyi değil de kelimeden sonrakini okuyor ya sildiğimiz zaman delete'de. Aynı özellik. Okuma yönünde herhangi bir farklılık JAWS'ta, yani JAWS'tan farklı bir tarafı yok yani. Peki. Değilmiş hocam, evet. Arkadaşların soruları varsa doğrudan size yönelik. Ben görüntüyü de alayım ekrandan. Benim var. Bu insert tabii ki. F1'li bir şeyler yaptınız. Bu ne açıdan kolaylık sağlıyor? JAWS kullanıcılarının arkadaşlar insert F1 belge alanı hakkında bize bilgi veriyor. Yani belgedeki sayfa mizampajlarının durumu, işte kaç tane tablo var, bölüm var mı, sütun var mı gibi gibi bir gibi bilgileri bize sunuyor. Daha çok bu kenar boşluklarını öğrenmek istediğimiz zaman faydalı oluyor. Bir de tablo veya şekil kenarındaki çizgilerin var olup olmadığı noktasında bize bilgi aktarıyor. Mesela bu işlemi tabloda yaptık. Tablo hakkında bize bilgi verdi.
hücre hakkında bize bilgi verdi. İşte kenarlığı var mı yok mu? Bunu dahi bize Jaws söyledi. Nevada'da böyle bir özellik yokmuş. Dolayısıyla bu nesneler hakkında kısaca bilgi edinmemizi sağlıyor. Hocam bir şey sonra da ben soracağım. Peki bu Insert F1 bütün Jaws sürümlerinde çalışıyor mu yoksa sadece benim denediğim benim denediğim Jaws sürümlerinde çalışıyor hocam. 2018-19'da denedim ben. Muhtemelen 20-21-22'de de vardı. Çalışıyor hocam. Yani eskiden bakın, de kullanıyorduk biz. Aynen. 11'lerde, 12'lerde falan. Genel bir şey olan. Burada ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sürçülisan ettiysek affola. Bugünkü derslerimiz bu şekilde. Temel belge işlemlerine giriş yaptık. Bazı kavramlar üzerinde durduk. Temel gezinme işlemlerini gerçekleştirdik. Seçme işlemlerini gerçekleştirdik. Ve son olarak temel silme işlemleri. Daha doğrusu temel değil. Silme işlemleri zaten 3 aşağı 5 yukarı böyle. Metin silme işlemleri diyelim. Tablonun içini boşaltmayla tablo biraz kaldırma olayı farklı. Dolayısıyla temel metin silme işlemleri diyelim. Bu şekilde plan doğrultusunda bugünkü derslerimizi arkadaşlar tamamlamış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum arkadaşlar.